Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İstersen o cümleyle başlayayım. Tam buldum abi, varmış. İçimde bir şey var. Kameraya mahkum olmayın. Kamera psikolojisi değişiktir. Önlük psikolojisine benziyor. Mesela hasta doktor görünce tansiyoner tarafı alt üst olur. Buna önlük psikolojisi derler. Kamerayı kafaya takmayın. İsterseniz yayınlanır, isterseniz yayınlanır, istediğiniz yer kesilir. Zaten sizin elinize geçenlerin mutlaka aman aman enfusi derslerinin %3'ü, 5'i, 7'si siliniyor. Metsupvari, sekil hali söylenen şeyler siliniyor. Tamam, onun için rahat olun. Mesela bak şöyle başlayın. İçimde bir şey var. Yine içimde biliyorum ki o bir şey değil. Bir şey itiraf etmenin zevkini, rahatlığını insanlar bir bilselerdi. Diye başlıyoruz. Neyse, cismaniyet. Kaçıncı dersimiz? 10 olacak. Bak, içimde bir şey var. Yine bir şeyle biliyorum ki o bir şey değil. İçimde bir şey var. Mecnun'un tanımı gibi oldu. İçimde bir şey var. O olanla onu kendisini biliyorum ki o gene bir şey değil. İçimde bir şey var dediğiniz o bilgi ne abi? Ne bilgisi? Bilgi yok o. Yani onu neyle bildiniz? İçimde onunla. Bir şey. Bendeki ondaki. Kendisini kendisiyle bildim ki o bir şey var kendisiyle. Kendisini bildim ama sonra döndü kendisine. Kendisi de olmadığını da bildi. Kendisiyle kendisine bildi. Neyse. Şimdi, aynadaki şey işte. Yani var ya, aynısı da değil. Gayrısı değil gibi bir şey oluyor. Bunu neyle bilirsin peki? Gene geleceksiniz. Nesep ve intisap. Başka bilemezsiniz. Bir şeyin kökeni, nesebini bilmeden onu çözemezsiniz. Onu nesebini şey yapayım. Neseple intisabı bir gireyim bir hafif. Olur olur. O sofrada açıldığı için. Güzel olur. Bak. Bir daha o cümleyi söyleyeyim. İçimde bir şey var. Onunla biliyorum ki o bir şey değil. Peki neyle bileceksin? İntisap ve neseple. Adam adamdır. Okumuş alimdir. Ama nesebi bozuk, soysuz. Gayrimeşru ise imam olamaz. Üzerinde gözüken ilim pek alınmıyor. Nesep bu kadar mühim. Alimdir. Fakat geçip de böyle normal bir insana imam olamıyor. Gerçi öteki tarafta diyor ki kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. Ama nesep ayrı bir şey, nesli ayrı bir şey. Şimdi okuyayım. Ve düz okuyacağım, sonra şey gireceğiz cismaniyete. İman insanınsa oradan ses duymayacağız. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İman Sani Zülcelal'ine bağlıyor yok. Nispet ediyor. Hep okuruz geçeriz. Ama bir Allah için nispeti anlamayız. İman bir, bu sefer bak iman insanı Sani Zülcelal'e nispet ediyor. Nispet. Nispet çözülmemiş. İman kendisi bir intisap. Keban barajını koyun oraya. Trafoyu koruduk mu abi? Burası bir saray mı? Cebrail aleyhisselam aldı kabloyu, taktı şeye, binaya. Binaya taktı. Kendi kabloyu mu taktı yoksa kendi kablo mu oldu?
kablo oldu. Yani kendi aslında kabloyu takma değil, kendi kablo oldu yani. Elini böyle hı-hı tutup aktardı gibi. Şimdi oradakini aldık, önce bir şeyini yürütelim. Evet, tamam. Mantıklı. Şurada kabloyu aldık. Kabloyu aldık. O kapıyı kapat abi sen. Bize gürültü geliyor. Onlar durmuyorlar. Bitirdiler. Ha, o zaman bitti. Tamam. Bizim dikkatimizi çekmeyecek. Gelecek misiniz? Ha. Gürültü yapacaksanız kapıyı kapatın. Yapmayacaksınız. Bizim şartlar ağır. Şimdi burada saray şey var mı? Keban barajı? Var. Şuradan kabloyu birisi tuttu. İlk önce diyeyim de böylesini yürüyün. Getirdi kabloyu, getirdi saraya dayadı. Soktu. Bu seyrediyor. Ondan sonra oradan kebandan saraya akıyor. Ama bu adam işi bilmiyor. Bu adam yalnız kabloyu soktu. İşçiliği yapıyor. İşçiliği yapıyor. Ondan sonra sarayda bir sürü cihaz çalışıyor. Bunun alakası var mı? Yok. Kabloda ne attığını biliyor mu? İman böyle bir kablodur. Haşa. La temsil ve la temsil. La teşbih ve la temsil. Keban Allah'ın zatı sıfatlarıdır. Hasan abi Cebrail Aleyhisselam getirdiği şeyden bilgisiz midir? Bilgisiz olur mu? Şimdi şu kadar. Haş olur mu? Fakat ne yaptığını biliyor. İçeriğinin hepsini bilmiyor. Bilemez dedi. Şimdi kabloyu tuttu bağladı mı insana? Mesela Şafii getirmiştir. Şafii ait ayetleri. Ama Şafii'nin içeriğini bilemez. Yani bilir, bilmek şunu kastediyorum. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Fikri vardır. Bunlar yoktur. Hastalıklar olmadığı için. Mesela misal, senin sorunu öyle cevap vereyim. Şafii ismini Cebrail bilir. Ama içeriğini bilemez. Çünkü hasta olmadığı için. Rezak ismini bilir. Ama acıkmadığı için açlık elemini bilmez. Açlık elemini bilmeyen açlık zevkini bilemez. Şimdi kabloyu bağladı mı kardeş? Kebanı saraya bağladım. Bu vahiy. Bunu tuttu tamam. Kabloda ne oldu bilmez. Neler çalışıyor? Ne geçiyor? Tamam. Böyle bir intisaptır. Bu sefer o kablo adı imandır. Ne oluyor? İman içinde yani kabloyla içindeki elektrik akımı farkını düşünün. İman bir bağdır, bir kablodur. İçerisi ne oluyor bilmiyoruz. Vahiy dediniz abi bağ, vahiy ile iman aynı mıdır abi? Vahiy hayır. İman bir bağdır, vahiy içinden akandır. Demin farklı olmalı ama içinden akan değil. Ha, tamam, iman bir bağdır. Şimdi nesebe gireceğiz, intisaba gidelim, girelim de. Ha, girelim. İman... insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nispet çözülmesi lazım. Lütfen nispet lügatta olmaz bu iş. Buna gireceğiz. Sonra iman birinci işlevi insanı Allah'a bağlıyor. Çünkü niye? İman bir bağ, ittisaldır diyor. Bakın yaptığı işlev ayrı. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Ama öteki tarafta diyor ki iman bir İntisaptır. İki ayrı kategori çıktı. Eğer nuru iman içine girse, kendisinin içine, nuru iman, üstündeki iman ayrıdır, nur iman ayrıdır. İmanın içerisine nur girerse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuuruyla okur, ve o intisapla okutur. Yani Sani Zülcelal'in masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve kerimine mazarım. Ben metni okuyorum, izaha gireceğim. Gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbani'ye tezahür eder. Demek Sani'ne intisaptan ibaret olan iman. Evet. Tamam mı? Bu, şimdi bu imanın
ana sistemini anlattı. İman bir intisaptır. Netice değildir iman. İman bağın adıdır. İman bağın adıdır. Yani iman netice değildir. İman netice zannediliyor. İntisap şey değil miydi abi? O şeyin bağlılığının farkına varması değil mi? İntisap, ona geç. Ha. Ona geç ama bunu zaten saklama. Tamam. İnsandaki bütün asar sanat izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbani'ye göre olur. Ve ayne-i samedaniyet itibariyledir. Ayne-i samedaniyeti niye demiş? Şimdi bak söyle. Sen kimsin? Bir kere onu kategorize edelim. Bir ben var benden, benden içerisinde bir sistem var. Şimdi buna atlet giydirilmiş bana. Gömlek giydirilmiş, kazak giydirilmiş, ceket giydirilmiş, palto giydirilmiş vesaire, tamam mı? Sonra şemsiye takılmış. Şimdi bana, ben kim isem, vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. İnsaniyet giydirilmiş. İnsaniyet. İman ve İslamiyet giydirilmiş. Marifet ve muhabbet giydirilmiş. Kime? Bana. Ben kimim? Ben insan değilim bir kere. İnsanlık verilmiş, giydirilmiş. Bana gömlek verildi diye bende duruyor böyle. İnsan gibi duruyor. Ama insan değil. İnsana insanlık verilmiş. Yani sana verilmiş. İnsana demeyeyim de. Bak sana vücut verilmiş. Hayat verilmiş. İnsaniyet verilmiş. Sen kimsin? Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Yani o zaman biz insan olmadığımız belli. Ne diyor ya? La insanlık sana verilmiş. Peki bazen demiyor muyuz? Toplumda bile konuşurken bunu ayırt ediyoruz. Senin insanlığına yazıklar olsun. İnsanlığını mı kaybettin? Olan hiç insanlığını utanmadı mı? Kimin? Senin insanlığı yok mu demek istiyor. Demek ki senle insan farklı şey. Ama o kadar fena fiil insanla ben özdeş olduk ki beraber ben insanım zannettim. İnsanlık bende var ama ben insan değilim. Felsefe insan hani hayvan diyor ya, evet. Konuşan hayvandır. İşte oraya orgu yaptığı için. O muyuz ki oradan oraya çıktı? Değil mi? Öyle demeyeceğiz. Tabii. Değil. Şimdi giriyoruz izaha. Şimdi hazır mıyız? Şimdiye kadar hazır. Metin. Hadi bakalım. İman insanı sahne Zülcelal'e nispet ediyordu. Nispete giriyorum. Bak. İman, üçü ayrı. İman, insan, Allah. Tamam. Sistemin adı iman. Nispet nesepten geliyor. Aslını, genetiğini, soyunu taşıyor. Tamam. Bak, nispet üçü ayrı dedik. İnsan, sol elim, sağ elim, sağ taraf, Allah. Sol elim, insan. Sağ elim, Allah. İman bunu bağlıyor. Ama bu bağ ne budur ne budur. Keban barajı ayrıdır, saray ayrıdır, kaplı ayrıdır. Allah, insan, bağın adı iman. Şimdi bu bağ nispet ediyor diyor. İnsanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nispetten konuşuyorum. Nispet. Nispet nesepten geliyor. Bak o kadar orijinal, harika ki keyif veriyor. Aslını, genetiğini, soyunu taşıyor. Nesep. Nesep ya. Nispet nesepten gelir. Soyunu taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı tanımlıyor. Yani iman bir bağdır. O bizi ne yapıyor? Oradan gidip gelmeler oluyor ya kabloda. Hem film indiriyoruz internet kablosunu hem bir şey yüklüyoruz. Kabloya film seyrediyoruz, film atıyoruz. Siteye ders atıyorum. Ben de siteden ders dinliyorum. Değil mi? Aynı kablo. Gidip gelmeler var. İmanda da böyle. Gidip gelmeler orada oluyor. Bu o bağ benim aslıma, genetiğime götürüyor. Nesep ya.
Benim nesebim kim? Ben insan değilsem ben kimim arkadaş ya? Benim nesebim kim? Bu kadar önemliyse. İman seni nesebine götürüyor. Aslına götürecek şimdi. Gitmeden gelmeler orada. Giden nispet. Dur. Gelen var bir de. Gideceğiz ona. Gelen var aferin. Şimdi soyuna taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı tanımlıyor. Nesep. İman insanı sahne zülcelerine nispet ediyor. Yani seni oraya taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı götürüyor iman. İman burada, makineler çalışıyor tıkır tıkır. Tabii öyle anlatacağız da derste ya. Bu cumartesi anlatılacak. Ders değil ki bu. Ama imanın bir başka vazifesi var, işlemi var ki. İman nihayetsiz işler yapıyor. Bir tanesi beni nesibime götürüyor. Ben neredeyim ya? Ben insan değilsem, insanlık bana verilmişse, ya bir dakika ya ben kimim? İman diyor ki dur ses yapma, konuşma bunu. Seni bir götüreyim de aslına. Öyle mi ya? Buna ait bir rüyamı anlatayım mı size? Dediler ki, ustad ve bütün abiler, ustadın talebeleri falan yerde bulunuyorlar. Ondan sonra, yapma ya ben de gideyim dedim ya. Bir soru soracağım şecere-i hakikat hakkında. Böyle yer, mekan yok. Uçuyoruz, uçmuyorum. Adım yok, yürüyor. Gitmiyorum, oradayım. Acayip bir şey. Bir baktım ki her tarafı balon gibi, elips, balon. Ama aşağısına baktığım zaman ağaçlar ha böyle minnacık bir şey kaldı. 3-5 santimetre boyunda ağaçlar. Okyanuslar, dağlar, kıtalar aşağıda. Atmosfer, dünya atmosferine çıkmadık. Dünya aşağıda böyle, tamam mı? Böyle. Ama cam. Fakat o cam yuvarlak ama içerisinde böyle bir cam tabakada konmuş, düzlenmiş. Bütün abiler orada. Abiler orada, ben içine girdim. Hani hoppala ben geldim var ya cahil cesur olur paldır küldür. Nereye gidiyorsun ya ustada gittik. Baktım ustad oturuyor falan böyle. Okuyunca oturunca meğer ustad bir şey anlatıyordu. Beni görünce çok rahatsız oldu. Yani rahatsız şu. Tedirgin oldu. Böyle yapınca paldır küldür girdim ya. Hemen Zübeyir abi fırladı. Ben o heyecandan girerken onlara iki adım veya üç adım hemen dur kardeş, dur orada. Dur orada. Diyor ama konuşmuyor. Böyle yapıyor, dur. Ustad da böyle bakıyor. Ondan sonra Süper abi öyle dur dedi. Meğer orası, burası değilmiş. Burası da değilmiş. Orada ders yapıyorlarmış. Ders yapıyorlar, tamam mı? Bir şey ama acayip bir şey. Ben de bir şey arama heyecanıyla şeceri hakikatle meşgulüm ya. Fesubhanallah. Bak vurdum burama. Allah'a bak. Zübeyir abi dedi ki dur. Dur daha bir adım atma. Abi ben bir şey soracağım. Konuşmuyorum abi diyor. Abi soru sormaya geldi. Bak. Sen sorunun cevabı elin böyle çevirdi tam 90 derece. Böyle hop. Bak şu dağı görüyor musun? Görüyor. Budist'te nirvana diyorlar ona. Bizde de peygamberler de mağara. Mağara. Yani din öğretilerine kalmış onlar. Bozulmuş dinlerin uzantıları bu. Öğreti bunlar Nisan, İssuzi, Brahman, Budist. Bunlar bozulmuş dinlerin kalıntıları. Yani beşeriyetin doğmasından değil. Gene bir hakikat var işlerinde. Böyle elini böyle çevirdi. Bizde mağara. Ustadı mağara, çamdağı, peygamberimizin Hira, tamam mı? Sina, Musa aleyhisselam, Faran dağları, İsa çevirdi. Senin dediği sorunun cevabı şu tepeyi, dağ tepeyi görüyor musun? Görüyor musun abi dedim. Orada bir saray var, saray. O saraya git, orada. Yani nispetten konuşacağım da onun için. Tamam abi diyorum. Ama onlara böyle selam şey yaptım. Ustad da bir derece nefes aldı. Ondan sonra ben de öyle gidiyorum ama hiç şaşkınlığı yok. Yok Allah Allah. Bu nasıl insan içeri endişe eder ya falan. Yok gayet böyle keyif yapıyorum.
Ama aklım orada saraya. Saraya girdim. Üç defa. Bir. İki. Ama üç defa vuruyorum. Üç vuruş, üç defa olacak. Süleyen oldu mu böyle yaptığı? Yok. Niçin yaptığımı bilmiyorum. He. Kapıyı açtım. Baktım ki açan ben. Hmm. Şaşkın olan ben, gülen o, gene o, aynı ben. Kapıyı vuran, kapıyı açan aynı. Birisi gülüyor, birisi hayret ediyor. Ha? Oraya kadar. Sorumuzun cevabı orada. Neye benziyor? Geçen çocukların kampına derse gittim. Dedim ki, ustad diyor ki 26. Mektubun 4. mefasında ceddidü imanikum bela la ilahe illallah. Her ferdi aher bir müstakildir. Mesela var ya ampul. Saniyede 60 defa yanıp söner ya. Ama yapsın, çocuğa dokunma. Çocuğa dokunma. Çocuk meselesi değil. Ha onun şeyi. Şimdi bak, saniyede 60 defa yanıp sönüyor ama bizim gözün görme kabiliyetimizde olduğu için biz sabit saniyederiz. İnsanı da böyle anlatmaya çalışabiliyorum ancak. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Her dırrrt benim yani, canlı ve ruhu gidiyor. Dedim ki çocuklara, burada yazmıştım. Ben 53 yaşındayım. Dırrrtlar hepsi benim. Şimdi size de soruyorum. Size de soruyorum. Bakayım ne diyeceksiniz. Sizsiniz. Okay, kaç yaşındasın? 43 abi. Sen Mehmet? 49. 49. Dırrrtlarım var. Şimdi ben seni alıyorum şimdi. Ev sahibi olman hasebiyle. 49. Ama aniden 10 saniye mühletiniz var hepinize. Hepiniz Osman. Soruyor. Herkes 10 saniye. Ondan sonra zorlama. Şimdi o 5 yaşındaki sen değil misin? O da sensin. Hepsi. Biliyorsunuz yaşı anlatmıştım daha önce. Onların toplamıdır. Şimdi sen mazine geçip 49 yaşındaki andaki 49 olan Mehmet 5 yaşındaki sensin. Ona gittin, kolunu tuttun. O 5 yaşındaki kendinden kendine o çocuğa sen sana kolunu tuttuğun zaman ne anlatırdın? Saniyeniz başladı. 5 yaşındaki kendine bir daha soru şey yapayım. Soru bittikten sonra bir daha düşüneceksin. Ama aniden geleni. Lütfen zorlama. Yani sen şu anda sensin. O 5 yaşındaki de sendin. Gittin o çocuğun elini tuttun. Ama o sensin. Ne anlatırdın? O 27 tane çocuktan bir tanesi keşfetti. Ve koca koca enfusçi derse katılanlardan hiçbir tanesinden duymadım. Ondan duydum. Peki ne anlatırdınız? Bana burada paylaşılacağınız var mı? Mesela ben bunu derdim diye. Ben nurculuktan bahsediyorum. Yani sen nuru var, manalar var gibi böyle anlatır. Aklıma o geldi. O geldi. Başka? Hiçbir şey gelmedi. Doğruları doğru kaynaktan öğren. Derdin. Evet. Doğru kaynak. Evet. Sen ne derdin? Kendini ara. Kendini ara. Çocuğa diyorsun. Evet. Ağır olmadı. Yok, ağır olmadı. Ne geliyorsa onu söyleyeceksin. Bakışırdık abi. He? Bakışırdık abi. Ne yaptık? Bakardık birbirimize. Evet, o kadar. Başka? Hatırıma gelmiyor diyorsun. Ben olsam abi, ona bakıp oraya gider, oradan da bu tarafa. He bu. O taze körpe o çocuk iş yapıyoruz ya bizim yurtta çocuklar. Onların içinde bir tanesi nedir biliyor musun? Abi dedi, o 5 yaşından ben bu kopuk muyum? O bende yok mu dedi. Var. Sen o bütün dırırtların toplamıyım. Şu anda ne düşünüyorsam onu derdim. Şu anda çünkü o zaten var bende. Zaten ben diyorum ona diyor şu anda. Şu anda ne iş yapıyorsan diğerleri şunu derdim demek yalandır, bu iddiadır. Şu anda yaşadığın şeyi söylerdi. Çünkü şu anda 5 yaşında bir yerden kopuk niye koydun? Sende zaten. Yaşı anlatmıştım, hatırlarsın.
O sizin sarayda gördüğünüz de sizin o bütün fertlerin tümü mü? Tümü. Şu anda bu ikizin dediğiniz. Evet. Berbana da geçiyormuş. Sen kimsin dedim. Seyyal. Ben senin ikizinim dedi. Seyyal diyor lan. Evet. Seyyal. Peki. Buradan şunu anlatmaya çalıştım. Nispet nesepten geliyor. Aslını, genetiğini soyuna taşıyor. İman ne yapıyor diye. İnsan sanizü insan, iman insanı sanizül celaline nispet ediyor. Nesebini gösteriyor. İnsana İmanın bir vazifesi, en büyük vazifelerinden bir tanesi de insanın nesebine götürüyor. İman insanın soyunu tanıştırıyor. İman bizim geldiğimiz kaynağı tanımlıyor. İman taşıdığımız genetik, ruhtaki konulan sistem Allah'ın nispetidir. Esma-i Hüsna'dan, aslımızdan bahseder nispet. İman insanın sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Yani aslıyla tanıştırıyor. Nispeti mazidir. Nispet mazidir. İman, bak ne diyor? İnsanı sani zülcelaline nispet ediyor. Maziye tanıştırıyor. Sonra imanı bir daha tanımlıyor. Farkında mısınız? İki şey söylüyor. Bak bir, iman sani zülcelaline nispet ediyor. Nispet mazidir. Seni maziyle tanıştırıyor, nesebini götürüyor. Tekrar diyor ki, iman bir intisaptır. Bu da intisap ise, nispet mazidir, ezele bakar, intisap istikbaldır, ebede bakar. Yani, bu 29. Lema-i Arabe'nin sonunda var ya, şuaların sonunda. İman, nokta istinat ve nokta istimdat noktalarını gösterir. İman, insanı sani zülcelaline nispet ediyor, yani noktayı istinat. Ezel. Sonra ne olacak bak seyredeceksin. Bu sistem Allah'ın Esma-i Hüsna'sının bizdeki sistemin hatırlama noktasına nispet ediyor. Şu. Nokta istinat, nokta istimdat. Celal ve cemal. Biliyorsunuz nokta istimdat ahiret. Evet sonsuzluk fıtratın istediğine bağırmasına, imdat diye bağırmasına cevap gelen kaynak. Ahiret. Nokta istimdat. Nokta istinat ise abel koltuğa dayanmak. Allah. Bak şimdi. Sakın ha. Ezel şöyle değildir. İstikbalden hale uğrayıp maziye dökülen bir yol değil. Bir böyle bir doğrultu değil der ustad. Yani böyle bir şey değil. Şunu bir at şimdi. Gayet rahat olun. Gayet rahat olun. Sen intisapla şey nesetti daha. Dur oraya gelme o geçti artık. Şimdi ezel istikbalden hale uğrayıp maziye dökülen böyle bir saat gibi değil yani. Ustad diyor ki saat diyor bir hattı müstakim üzerine gitmez. Kalemin içindeki helezyon yay gibidir saat. Hareket böyledir. Böyle bir yerden başlayıp bir yere gitmez. Zaman böyle akmaz. Zaman böyle akar. Mazi, hal ve istikbali birden tutan bir ayna gibidir diyor ezel. Tamam mı abim? Şimdi çok iyi dinle. Bir tanesi celal, bir tanesi cemal. Bir tanesi adem, bir tanesi vücut diyelim. Ezel ve ebed. Her bir esmayı küre kabul et, yuvarlak. Tamam mı abim? Bir şey anlatacağım şimdi çok hoşunuza gidecek. Burada mıyız? Bin bir ismi, her bir esmayı küre kabul et, küre. Nurani bir ampul. Her tarafını şey veriyor mu? Veriyor. Buraya bak. Öteki ampul kırmızı, öteki ampul yeşil, öteki... Yani esma dedince renkler olsun. Hepsi nur yayıyor mu? Onların, bütün nurların çatıştığı bir nokta düşünün. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bir böyle vuruyor, bir böyle. O... Bütün esmaların kesiştiği andaki ortaya çıkan şekil insandır. Kavşak bu. Nihayetsizliği insan bozuyor. Nihayetsizliği insan muayenleştiriyor. İnsan, evet. Bozuyor yani insanda toplanıyor. Yani. Toplanıyor. Canım cemim. Yani şöyle diyelim. Ya da şey. Cel meselesini alayım seni şimdi. Cel meselesi elektronu elektronla çarpıştırıyorlar.
Elektronla elektronla çarpıştığın zaman ışık hızıyla giden, ikisinin dışında başka bir şey çıkıyor, enerji. Bak, elektronla elektronla çarpıştırırsanız içi ortaya çıkıyor. Şimdi, ezel ebed. Yani bu ampulleri yuvarlak düşün. Yayım. Bütün isimler birbirine vuruyor. Bütün isimlerinin kesiştiği bir nokta, orada bir vücut cismaniyet çıkıyor. Cismaniyet çıkıyor. Bu beden değil ha, sakın ha. He? İnsan değil mi bu? Ateş bastı. Abi bir şey söyleyeceğim, tutuyorum valla. Bu insan. Ya, İnsan. Bu cismaniyet. Bütün varlığı cismaniyet. İnsan değil yani. İnsan bile değil, insan değil. İnsan değil, cismani. O bende insanı kastediyorsanız değil de, yok. İnsan olabilir. Çünkü insan evet. Bana verilmiş atlet. Evet, o işte abi. He. Bu insan. Bu bütün esma, bu madde nereden çıktı? Allah, Halik, Mahluk evet. Nereden çıktı? Ben onu aynayla birleştirecektim. Hani dün de konuştuk evet. Ya, aynada gözüken. Şimdi hepsi bütün o ışıklar vuruyor, onun gözükeceği bir zemin lazım. Gözüktüğü aynada gözüküyor kabiliyetine göre. Ha, o nasıl oluyor biliyor musun? Aynada katsak mı o şeyin içine diye. Hani ayna dedik ya sıfatta gözüküyor esma. Sıfat aynasında esma gözüküyor ya. Yani o misal Celal Cemal esması birbirine giriyor. Farklı bir ışık kesiştiği yerde. Kesiştiği yerde. Onun gözükeceği bir zemin lazım. Boşlukta gözükmüyor. Ha, o işte. Diye. O boşluk dediğin yer doğru. Gözükmüyor dediğin yer işte mantık yürüttüğün için. Orası abim işte. Daha başka oldu. Abi şimdi şey yapsak. Dur bir dakika abi. Adem'den vücut çıkacak. Kesişti anda o boşlukta. Dedin ki sen bile dedin o boşlukta nasıl olacak? Ha boşluğu vücut oluyor işte. Vücut orası, orası da ayna mı olmuş oldu? Evet o boşluksuz boşluk. Vücutsuz vücut. Şimdi madde ve cismaniyet o kesişmede patlayan içerikleri. Bir esmadan değil. Bütün esmanın kesiştiği andaki ortaya çıkan şey. O zaman tekvin sıfatı gibi oldu orası da. Tekvin işte. Burası tekvin sıfatı. Ayna tekvin sıfatı gibi oldu. Şimdi abi bizim ezelimiz şey. Biraz da gidelim mi? Bir toparlayalım da olayım. Sen esma, esma normalde... Bir şeyler şimdi esma normalde nihayetsiz bir şey. Ama kesişiyor, geçiyor, gidiyor gene. Şimdi bir esmayı nihayetlendirebilmek için başka bir esma gerekiyor buna. Ha. Yoksa nihayetsizin nihayetsiz gidiyor. Tabii yani. Nihayetsizin karşına nihayeti koysan ezel geçer. Evet. Bunlar başka birbirlerini. Bir, evet abi. Bunların hepsini kesişim noktası. Bir yerde durduracaksın kardeşim. Esma evet. Durmaz, durduracaksın. Evet. El frene çekeceksin. Duran da Esma abi. Esma. Bu esmaya çakışınca mesela şöyle. Allah'ın kahar ismi. Ey çekilin hesap görmeden herkesi evet. Cehenneme atacağım. Kimsin sen diyor diye Esma. Ben kahar. Merhamet diyor ki bir dakika sen Esma'ysan sen varsan ben de varım ya. Ne külan beylilik yapıyorsun. Sen hükmünü icra edemezsin. Dura burada. Usta şöyle diyor. Her bir nev diyor kendisini dünyada istila etmek için yayılmak ister diyor. Ot. Diğerleri durduruyor işte. Diğer Rahman diyor ki kahara dur bir dakika. Eğer Rahman'ı karşısına koymasan kahar siler götürür. Evet, o zaman Esma durduracak. O çarpışma anında şöyle düşün. 200'de gidiyorsun sen otobanda. 200'de de karşıdan bir tane araba geliyor. 400 oluyor çarpma. Çarpışma anında 400 olur. Farklı bir şey çıkıyor işte o zaman. Yani 200'de duvara çarpmakla 200 bu gidiş, 200'de oradan gelince 400 olur. O zaman iki nihayetsizden ortaya çıkan nihayetli bir şey. Çünkü 10'u sıfırladı, 10'u sıfırladı. Artı 2'yi 0 yapan 0 değildir. Evet. Artı 2'yi 0 yapan eksi 2'dir. Bütün fenlerin temeli matematik değil midir? Evet. 7 kere 3 kaç yapar? 21. Kimyada kullanılmıyor mu? Evet. Bütün fenlerin temeli matematik. Matematiğin temeli sıfır değil midir? Evet. Ama sıfır yoktur. Zannediyoruz. Zandır sıfır. Sana bir şey gel. Adem bu noktada nerede şimdi? Adem sıfırda. Neyi tanımlıyorsa. Nihayetsizle çarpıştı. Ortaya nihayetli çıktı. Farklı bir şey çıktı. Evet. Esma'dan farklı bir şey çıktı ortaya. Esma'ya benzemiyor bir şey çıkacak. Evet, onun için işte cismaniyet çıktı. Tamam. Cismaniyet. Nihayet.
sizde hadsiz çarpışıyor sanırım. O duruyor diyorsunuz ya, durmadan duruyor. Her an oluyor. İlerliyor, halkıyor. Hala bak, nihayetsizse nihayet veremezsin ki. O da patanaj ediyorlar, patanaj. Her patanaj andır. Ben var gözüküyorum şimdi. Yani durmadan duruyor. Evet. Onu kudretecek bir şey ortaya. Son yok yani. Hasan abi, şey diyebilir miyiz? Ha. Beyaz ışık dersen vücut bütün renklerin karışımıdır ama belli oranlarda. Evet. Yani güneşten çıkan fotonların, Mehmet'in dediği fotonlar, hepsi mor vesaire, kızıl ötesi, hepsi var. Hepsi aynı oranda olursa ortaya çıkan beyazdır. Ama beyaz diye bir renk yoktur. 7 tanenin içinde beyaz yoktur. Beyaz o bütünselliğinin neticesidir. Esmaların bütün hepsinin o diyebilir miyiz beyaz? Gibi. Mesela beyaz diye renk yok ha. O 7 tane renk, tamam, kızıl ötesi, kırmızı vesaire. Onların aynı oranda birleşmesinden ortaya çıkan onların dışında bir renk. Şimdi Esma buraya vurdu. Tamam. Durur mu? Durmaz. Patanaj yapıyor, duvara çarptı araba. Ama araba çok güçlü. Motor dönüyor, motor hiç stop etmedi. Bu da ona vurdu. An ben gözüküyorum. Gözüken bambaşka. Gözükenler başka. Çarpışanlar. Subhanallah, elhamdülillah. Sonra ben işte. Koltuk. Aynen. Orada dedik ya, burada olduğumuzu zannediyoruz diye. Peki Hasan'ı... Zannediyoruz. Hasan ama zannediyoruz. Ara açılsa abi böyle var yok, var yok. O zaman belki biraz... Evet. Hasan o araya da zati bir şey giriyor ama. Evet. Nereye? Ben olan ben giriyor o şeyin içine. Şu evet. Zan şeklinde. Yani o çarpışmanın arasına bir yani üst şuur geliyor. Yani zattan bir şey geliyor. Bir şey kalmıyor ki. Subhanallah. Bir elhamdülillah. Biraz gidelim öyleyse ben. Girelim abi, devam. Değişik şey oldu. Çünkü dedim ya size, değişik mekanlarda aynı ders yaparsanız değişik mana çıkar. Bazı mekanları sıkar, onun için tepelere giderler vesaire. Bakayım dedim ya arabada gelirken, bakayım o mekanda ne çıkartacak Allah. Ve BK'ya mal oluyor bu mekan, ebediyen de. Halkın cedikten dışı. Peki devam ediyorum. İman insanı sani zülcelerine nispet ediyor diyor bir yerde. İmanı kendi başına söylerse iman nispet değildir. İman intisaptır. Ama insanı Allah'a bağlamak da nispettir. Nispetten konuşuyoruz. İmanın içerisinde neler varmış? İman bir intisaptır. Yani aslıyla tanıştırıyor. Nispet mazidir. Ezele bakar. İntisap istikbaldır. Ebede bakar. Bu sistem Allah'ın Esma-i Hüsna'sının bizdeki sistemin hatırlatma noktasına nispet deniyor. Nesepten haber veriyor. Nesebimiz odur, soyumuz orasıdır diyor iman. İmanla. İmanla anlıyor. İman yoksa nesebin yoktur. Nesebin var ama senin dünyada nesebin yoktur. Nesepsizsin. Namaz kıldıramazsın. Kainata halife olup imam olamazsın. Nesepsizsin ya. İmam olamıyor. Bir yerde demeyin ha. İmam şimdi, yoksa sen nesepsizsin onu anlar ki anne babayı anlar. Şeyden inna atayna. Ha! Ha! İnna atayna kel kevser. O ebter olan odur diyor. Ebter olsa onun çocuğu var. Çocuğu var onun. Ebu Cehil'in çocuğu yok mu? Çocuğu var, Müslüman olmuş. Neydi o çocuğun adı Ebu Cehil'in? İkrim. İkrime erdi Allah. Evet. Nesebi var. Ama Allah diyor ki nesebi yoktur. Onun nesebi yoktur. Nesebinin nesebi var. Hem de sahabe. Evet. Hem de sahabe bak. İman olmayanın nesebi yoktur. Çünkü ezeli tarafı yoktur. Manevi demişiz. Tamam. Nesepsizdir. O zaman kainat mescidinde mevcudata imam olamaz. Bütün mevcudata insan imamdır. Onun için bütün cami, bütün imam azamlar, İmam-ı Şafiler, Gazaliler, Bediüzzamanlar ve camideki imamlar saymıyoruz. Bunlar imam değil. İmamın münaşeyi, şey diyorlar ya mesela Allah-u Ekber deyince, münadisi. Evet. Mesela habercisi yani.
şu mescit çok büyük, amfi yok. Amfi yok. İmam mihrapta Allahu Ekber. Ötekisi Allahu Ekber, Allah. 14 tane imam var, 14 asır. Semiallahu limen hamide, Rabbena velekel hamd. Kim bunlar? İmam denilir mi bunlar? Ama imamın yaptığını yapıyor. İmam denmez, münadi. Bütün imam azamlar hiçbirisi imam değil. Bediüzzaman imam değil. İmam tek, mescit tek. Arz mescidinde salat tek, namaz tek. Tek şey tek, tek bir tek namaz kılınıp öleceğiz. Dünya kuruldu bir namaz vakti var. Başka selam bir şey. Verince kıyamet kopacak. Selam et o kadar. Selam kamet gibi. Yani, İmam tek yani. Sürekli başta herkes bir safta. Mekke bir mihrap. Evet. Medine bir minber. Satıaz bir mescid. Evet. İmam Muhammed Aleyhisselam. Bir tane imam var. Ne imamı ya? O münadi. Tek imam var. Demeyin bunu sadece. Cemaat de tek. Cemaat da tek. Cemaat de tek. 14'le bir yan yana. Şimdi ama bazıları çıktı o saftan gitti kenarda oturuyor bizi seyrediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam namaz kıldırmasına iştirak etmemiş. Şu nasipsizliğe bak, nesipsizliğe bak. Kat eder diyor ya abi. Evet. İman olmayacak. Şimdi ne oldu bak gördün mü? Kainat mescidinden. Duyan demiyor ha. Kainat mescidinde Muhammed Aleyhisselam imam. Onların serzakiri diğerleri. Rabbena velekel hamd. Allahu ekber. Ötekisi de Allahu ekber. Dalgalandırıyorum bak. Allahu ekber. 14 tane olacak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. En sonunda Bediüzzaman da Allahu ekber. Son rekattayız değil mi? Son rekattayız. Ahir zaman. Allah Allah. Mescitte yuvarlak. İmam, ne imamı çoğaltıyorsun? İmam tek. İnsan tek. Mahiyet insaniye dördür. Bir. Namaz tek. Namaz tek tabii. Cemaat tek. Saflar yuvarlak mı diyorsun? Mescit yuvarlak diyorum abi. 14'le bir de yan yana. Kabe kardeşim. 14'le bir yan yana. Daha önce konuşmuş biliyor. Şimdi Kabe'ye gidenler bilir. Burada imam mı? Evet abi. Şurada namaz böyle kıldırıyor mu? Bu Kabe'de burada adamın yüzüne karşı duyuyor imam. O imama bakıyor böyle. Kabe'nin ortası kabul et. Komutan imam. Ona tabi ama onun önündeyim. Onun yüzüne bakıyorum. Hiç imamın önüne geçip de namaz kılınır mı? Kılınır kardeşim. Kabe böyledir. Kıblesiz. Anladınız mı yani Kabe? İyi bilir. Yeni geldi. Ya imamın arkası cemaat iken imamın önüne cemaat olur mu? Enfus dersleri böyledir. Öne geçersin. Arkayı onun kıblesi olur. Onun kıblesi, imamın kıblesi benim arkamdır. Hikaye yok. Tamam mı? Sade ederseniz bir şey sorabilir miyim? Bu daireyi daha da genişletip diğer peygamberleri de... İşte onu zaten ustad diyor ki bu ben anlayalım diye İmam Azam, İmam-ı Şafii bunlar da yok. Bunlar da yok diyor Barla 328'de. 124 bin peygamber, peygamber aleyhisselamın mümini olduğunu ben sari Barla'dan kaynaklarla yapsam dersimiz dağılır diye. O İmam Azam, İmam Şafi düşüneyiz diye. Aslında dediğim doğru. Daire idarası değil. Bunlar da yok. Bunlar da yok. O on saf şey, peygamberler olduğunu Barla'da sari söylüyor. O kitaplar diyor Kur'an'dan ashedilmiştir. O peygamberler, peygamber aleyhissalatü vesselam, müminlerin yardımcıları, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, ondan sonra üniversite hocasını onlar hazırlamış. Asıl kadro gibi kâmetten atanmış. Evet. Hasan abi içeriden bir soru soruyorlar. Diyor ki esmaların çarpışmalarından çıkan vücuda... Cismaniyet. Fotoğraf makinesinin çektiği an örnek gösterilebilir. Harika. Harika. Yani nasıl biliyor musun? Resim fotoğraf makinesinin aynasına geliyor mu arkadaş? Geliyor. Ondan sonra o bir enerjidir dışarıdan gelen. Batarya'da bir enerji var. İki enerjinin çarpışmasından hiçbirisiyle alakası olmayan kağıda dönüşmek. O belki başka bir vücut oluyor fotoğraf. Yani, yani dört tane ustak vücut diyor. Güneş bir. Aynayı boyayan güneş iki.
aynadan sıçrayan mumbasit. 3. O aynadan dışarıya çıkan var ya şualar. O şey fotoğraf makinesine girse skarnaya, tarayıcı, kağıda dönüşse 4. O zaman 1. Bir daha yapıyorum. 4 vücut var. Muhittin Arabi tek görmüş. Neyi görmüş? Şimdi güneş 1. Çizim güneş 1. Kalem varmış. Var mı abi? Yalnız da abi. Bak abi. Burada şey olmaz. Yuvarlak olmaz. Yuvarlak gösterecektim ama olmaz. Niçin olmaz? Komplesini sarmış. Şiddet, güneşi şiddeti zorundan burayı kaplamış. Tamam mı abi? Fakat buradan da şuradan da böyle gidiyor. Tamam. Defterdeki şekil var burada. He. Şimdi güneş birinci vücut. Bu aynayı kaplayan ikinci vücut. Kaplamış, ayna gözükmüyor. Aynanın içindeki evet. Güneş. Aynanın içindeki güneş. Tamam. Evet, he, onu kastediyorum. Tamam, tamam. Aynanın içindeki güneş. Tamam. Yani bunlar bu gelen şualar değil. Tamam. Aynanın içindeki güneş. Tamam. Bir de aynadan dışarıya yansıyan güneş var. Şu. Gidiyor ya. Ayrı vücut mu diyorsun? Ayrı vücut. O zaman yukarı. Çünkü üstad diyor ki mumbasit vücut diyor. Buradan yayılıyor. Bu kağıda döktük. Fotokopun kağıda attık. Dört tane vücut oluyor. Muhiddin Arabisi bunu gördü diyor. Oysa dört vücut var. Şimdi bu içeriden söyleyenler dördüncü vücut söylediler değil mi? Fotoğraf makinesine... Evet, içeriden tabii fotoğraf makinesine gelen mumbasit vücut, fotoğraf makinesinde ayrı bir enerji var. Buradaki enerji bu enerjiyle çarpışınca iki enerjinin dışında bir varlık çıktı. Esmalar aynada birleşti, yansıdı. Sizin ilk anlattığınız ikinci vücudu anlattınız. Evet, sanki. Ama tabii bizimki biraz yukarıda ama buna da evet dedik çünkü bir mertebe ya. Bu da şey. Fotoğraf. Antika. Evet, güzel. Bu da antika çünkü anlaşılması için, insanın yürümesi için kullanılabilecek şey. Devam edeyim. Ben burada gayem şuydu kardeşim. İmam böyle bir al bakalım. Bana iman ettin, tamam. Al böyle yetin. İmam öyle basit bir şey zannetmiyordum. Oradan yola çıkarak imanın intisap ve nesibini, genetiğini, soyunu, sopu olduğunu, meğer beni genetiğime götürdüğünü, tamam, devam edeyim. Daha intisaba gelmedik ha. Sana biz ayette diyor ya, sizden öncekilerin yaşadıklarını ve başlarına geleni başlarınıza gelmeden iman edivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet, yani cennet yiyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle şey, onu nasıl bağlar? Yok, bununla alakası yok. O yok her mu? Soruları bağlayamayız da, sistemden çıkarız. Bu sistem Allah'ın Esma-i Hüsna'sını bizdeki sistemin hatırlatma noktasına nispet ediyor. Nesebinden haber veriyor. Nesibimiz odur, soyumuz odur, orasıdır. İntisap ise, bu şimdiye kadar nispette konuştum. Tamam mı abi? Burada mıyız? Evet abi. İntisap ise, bu nispetin, yani fıtrata konulan sistemin, Kur'an ile ve onun icaz-ı manevisi olan Risale-i Nur ile uyandırılma yöntemidir. Fıtratta bu var. Genetiğini, soyunu tanımlayan bir sistem var, sistem. Ama daha nesebinden haberi yok. Bunu uyandırıp nesebini hatırlatırsan bu nesebe, bağladığın zaman bu o zaman aktif oluyor. Yani elektrik cihazların olması ifade etmiyor bir şey.
elektrik gelmedikçe. Evet, keban barajına benzemiyor süpürge makinesi. Zaten kafir de nispeti var ama intisap yok. İntisap yok. Öyle. Çünkü mesela kafirde de ibadet var. Ağaçta da ibadet var. Sığırlarda da ibadet var. Yaptığı vazife ibadettir. Ama onu ats, fark, noksan ve kusurunu derühte edip onu şuuru iman ile kendi aleminde farkındalığa girip fark ettirip takdim etme yöntemi olan ubudiyet yok. İbadet var, ubudiyet yok. Tamam. İbadet var, ubudiyet yok. İbadetle ubudiyet dağlar kadar fark var. Ubudiyetle farkındalık var. Üzerine alma var. He. Şimdi devam ediyorum. Burayı anladık değil mi? Uyandırılırsa fıtrat intisap oluyor, aslına geçiyorsun. Aslına geçiyorsun. Bir tane aslına geçiyorsun. Evet. Aslına haber veriyor değil. Aslına geçiyorsun. Nispet zemindir. İntisap o zemindekilerin aslına yüz döndürmesidir. Öyle 23. söz öyle şey gibi yazılmamış. Bu mudur? Bu nispet nereye nesip ediyor iman, böyle mi diyorsun? Bu benim yanlışımdır. Sen doğruları bulana kadar bu yanlış doğrudur. Bu yanlıştır diyene kadar bu yanlış doğrudur. Yapacak bir şey yok. Elin yanlış diyebiliyorsan diye. Yanlıştır diye, bu yanlıştır dediğin zaman Allah senden razı olsun. Cemil, doğruyu biliyorsun. O zaman bunu aç çöpe. Şu, burası Çorlu. Şuradan birisi telefon etti bize, burada duralım. Abi Çorlu'yu tarif etsene şuradan. Gördüklerim, 10. kattan Çorlu'dan bu tarafa bakan benimsini diskalifiye eder. Çık yukarıya. Benim de dediğim doğruydu ama seninkisi daha küllü, daha iatalı. Ama birisi de buradan bakarsa, o zaman tekzip etmeyin. İmamlar birbirini tekzip etmesi imandan çıkmaz der Üstad Kastamonu'da. Çünkü 10. kattan batıya bakıyor Çorlu'da bir alim. Öteki alim de 10. kattan doğuya doğru bakıyor. İkisinin de göreceği farklıdır ama ikisi de Çorlu'yu anlatıyor. Bir daha alalım abi ya. Orayı geçiştirmeye çalışıyorum. Sen de ısrar ediyorsun. Peki bir daha alayım. Aslına geçiyorsun deyince. Aslına geçiyorsun. Anladım seni Simon. Balığı yakaladı, şey yap, kaçmasın diye. Allah balık kayıp. Aslına haber veriyor dese tamam. Diyeceğim de. Aslına geçiyor. Yani, buradan tabii. Oraya geçiyor. Buradan odaya geçiyor. Kardeş, iman edenle Fısbanallah. Orada duralım. Niye biliyor musun? Bir işaret abi. Vücudum sarsıldı da böyle. Bayağı deprem oldu zannettim. Burada biraz geçelim de ondan sonra. Tamam. Ben bir teknolojik şeyden bir örnek vereyim. Beraber. Sadece belki kullanırsın yani. Şimdi biz bu hatta kevana bağladık ya. Hep oradan elektriğin gelmesi olarak genelde biliyoruz ya. Ampul yandı. Şu anki teknolojide belki 10-15 yıl daha önce de kullanıyordu. O hat üstünden abi data da gönderiliyor. Yani kebana ya da işte bu hattın bağlı olduğu yere elektriğin geldiği hattan aynı internet hattı gibi abi kullanıp data da gönderilebiliyor. Oo, elektrik kablosundan. Evet abi. Yani o yüzden bazı yerlerde abi, önemli yerlerde onlara filtre konuyor ki oradan elektrik geliyor gibi gözüküyor ama buradaki atıyorum ses ya da buradaki bilgi o hattan geri gitmez. Aynen. Belki malzeme olur abi de. Yani çok ilginç. Geldiği yer bir taşınma da oluyor bu şekilde. İnsan atsiyle, fakriyle, naks ve kusuruyla, her türlü hacatiyle Cenab-ı Hakk'a bağlanıyor. İntisaba zemin oluyor. Mesela uydu haşa Allah, Allah desek, cep telefonu insan, telefondaki sistem nispet, düğmeye basmak, bağlanmak intisaptır. Bunlar da istifadeler abi, şeyler. Evet. O şey değil, yani sizin tekstin aldıklarınız değil. Evet. Maddeler. Yani onu yorumla, şeydeki, eyleme dönüştü mü? O bizim gruptaki şeylerden, paylaşımlardan yazdı. Evet, nasıl ki bir, yani şey olmadığı için ben de... Yani oraya bakın da eğer hata varsa diyorum, evet. O gözle bakın diye söyledim.
Evet, nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var. Mektubat 289. Ağaçtaki meyvelerin tümünün, virgül, kökteki çekirdek ve ağaç ile bağlantısına, neseben bir olmasına nispet diyoruz. Meyvenin kökteki çekirdek ve ağaç ile olan nispetinin farkına varmasına intisap diyoruz. Bir daha. Meyve, ağaç düşünün. Yaprak, çiçek, dal, budak, hepsi köke bağlı değil mi? Bak, ağaçtaki meyvelerin tümünün kökteki çekirdek, ağaç ile bağlantısına neseben bir olmasına nispet diyoruz. Meyvenin kökteki çekirdek ve ağaç ile olan, bak, meyvenin kökteki çekirdek ve ağaç ile olan nispetinin farkına varmasına intisap diyoruz. Elma ağacı mı? Elma ağacı zaten ama fark ediyor. Hepsi aynı nesepten. Elma ağacı. Ya, çok... Akşamki derste çekirdekteki Nur-u Muhammediye, en tepedeki Risale-i Ahmet'deki çekirdek, o farkında vardı. Farkında vardı, evet. Farkında. Miraç oldu. Zaten. Meyvenin en iyi farkında varmışsa Resul oluyor o. En şiddetli uyanan Resul olur. Ne bir daha deney abi, demin ki başını kaçırıyor. Ve onu eyleme dönüştürürse Nebi olur. Eyleme dönüştürürse Nebi olur. Bir daha. Mehmet, rahat durmuyorsun Mehmet. Şimdi bize oralara soktu. Şimdi bak, kökteki ağaç düşün. Kökteki çekirdek Nur-u Muhammed'i mi? Ağaç sistem çalıştı, bitti. En son meyve verdi mi abi? Risalet o. Meyve verdi. Meyvenin içinde bir çekirdek var. Ama bazı meyvelerde çekirdek yok. O meyvenin içerisindeki çekirdek varsa, kökteki çekirdeğin aynı, onun farkındalığına gelen, mesela yaprak da o çekirdeğin neticesi, çiçek. O meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğinin ne kadar, ne aynıdır ne gayrısı, böyle farkındalığın şiddeti en fazla kim olursa, o kökteki çekirdeğin aslı oluyor ve mazi istikbale taşıyor. Yani şu, benim annem kabaktan ve hıyar çekirdeklerini kurutur. Anne derdim, anne bu çekirdekleri bu kadar niye kurutuyorsun, tohum olmayan ne lüzum var bu kadar? Oğlum hepsinden çıkmaz. Bunun onda biri. Tohum ayrıdır, çekirdek ayrıdır. Tohum ayrıdır, çekirdek ayrıdır. Melekten çıkmaz ya. Tamam. Ve bunların üçte biri ancak olur. Şimdi meyvedeki çekirdek, aslı kökteki çekirdeği ne kadar en şiddetli kim fark ederse o bütünselliği hak kazanıyor ve o Resul'dur. O Resul'ün bu farkındalığını eyleme dökülürse, dökerse Nebi olur. Eyleme dökmekten... İbudiyet. Hasan abi... Elfi selam. İman meselesi ya. İman manevi bir tuğba-i cennetin çekirdeklerini taşıyor. Hah. Evet. Kürse diyor, manevi bir zakum-u cehennemin tohumlarını saklıyor. Saklıyor, görüyor musun? Tohum mu? Tohumla çekirdek. Evet, evet. Bir tanesi nesepsiz. Siz bir örnek vermişsiniz ya, bir yerde abdest almışsınız, bir çocuk görmüşsünüz, yüzünde nur var. Aa, bu, o işte, o çocuk burada. Şimdi az önce Allah dediniz Allah. Ya abi, kafir de o şey yok diye. Ama sizin teklife kadar aslında o bağ var, değil mi? Yani o su diyelim, su gelince o bağ kesiliyor. Ama o bağ vardı, kafirde de vardı var. Aslında. Kat etti. Yani önceki dinlerde. Kat iyi intisaptan olan küfür hissediyor. Aslında vardı, herkese var o bağ. Alıyorum. Ne acayip şeyler ya bunlar. Allah'ı nasıl severseniz ya. Ne konuşuyor küreyi arzda. Semadaki melekler, yerdeki müekkel meleklere ah ah derler. Birkaç kişi birkaç dakika Sani Zülcelal'ın görüp gösterine sevip sevdirirler diye sema melekleri, zemin meleklerini gıpta ederler ve bunlar, bu meclisler zeminin şeyleriymiş. Şeyleri,
ne diyorlar ona? Hayır hayır. Zeminin ziynetleri. Devam ediyorum. Meyvenin dün girmedik. Resul ve Nebi'ye girseydik dün akşam. Azıcık o Nebi bir biraz daha bir şey de söyleyeyim. Evet, Resulü söylediğin zaman Nebi. Nebi ben tam anlayamadım. Bak yani. Abi. Uygulamış derinden kastımızı şey yaparsak iyi olur. Yani. Bak abi canım. Otur. Toparlayayım da şey olmasın. Tamam. Çünkü beni küfürle iten. Lugata ettir. Lugata. Toprak mı abi? Hani uyku, Allah Resulü şöyle diyor, nereden çıkalım? Uykudadırlar. Ne kadar uyanık olursan o kadar, bu budur, bu da budur. Mesela şu, bu kalemi nasıl koyayım? Buraya mı, buraya mı, böyle mi, böyle mi? Nasıl yaparım? Allah Resulü'nün her hareketi mükemmel olmasının sebebi, melekütü mülkle beraber görmüş. Mülkü melekütle, melekütü mülkle. Şimdi ben kalemi koyacağım. Hasan diyor peygamber, buyur ya Resulallah. Anam, 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 ileri al, ileri al. Çevir, 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 biraz çevir. Arkasını çevir, çevir. Çirkin gözüküyor orada. Biraz da buraya bakmıyor, dikkat et. Burayı orada görüyor. Bak, burayı orada görüyor. Çevir, 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 çevir. İleri, tit, 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 tit. Tamam, heh, tam öyle dursun. Sünnet-i seni bu. Burayı orada seyredip, çünkü her şey dihat olamaz. Var, olmaz. Varsa o zaman orayı görerek oluyor. Çünkü her hareket doğru olamaz bir insanın. Olabilmesi için yerde işlenen günahların alem-i müsaade temessüllerini gören insan günah işleyemez. Günah aynı anda kamera film çekerken aynı anda batarya filme dönüştüğünü gören adam o kamera bataryayı kötü şey çevirir mi? Lan ya diyorum ki kameraya çekiyorsun ama bak Mehmet'i çekme sandalyeyi çek falan lafın dinler mi? Yerde işlenen günahların alem-i müsaade kameraya düştüğünü gören o güneşten mi? Ha, şimdi bak, toprak. Yani niye bunlardan bahsediyoruz? Arkadaşlar, bu Risale-i Nur'u her neyse. Nebi'yi uygulaması. Oraya uygulayacağım. Yani bir şey anlatacağım, bu nereden uyduruyorsun bunları diye. Kardeş ben televizyon seyretmiyorum. Televizyonla büyümedim. İlkokul 4. sınıfa kadar elektrik görmedik. Elektrik cihazları hiç yoktu. Bilmiyorum. Biz karpuz görmedik. Ha? O ilkokul 4'e kadar elektrik adına bir şey görmedik. İlk köye elektrik geldiği zaman ampul gördüm yandığını. Bir de annemin ayrana çevirmek için kazan getirmişti. Babam da hayret hayret saatlerce bakıp seyrederdik. Bir el ama yok orada pervaneyi döndürüyor. Anne nasıl dönüyor oğlum bilmiyorum. Anneni buraya sokunca bu niye dönüyor ya? Ve o kadar cebime gitmişti ki çıplak kabloyu tutmuşum. Şang zang zang sallıyor. Ayağımda Trabzon lastiği olduğu için şey yapmadı. Bu nasıl masumuysa bir de. Ya ben de diyorum ki sanki yaramazlık yaptım da babam da ayağımdan böyle itiyor. Niye yapıyorsun lan? Ben sen demedim mi elektrikle uğramış falan. Ben de diyorum baba tutmazsın merak etmiştim yani şey değil yani niyetim o değildi. Zang zang zang. Babam yapıyor zaten. Bir baktım babam yok hemen bıraktım. Anladım ki elektrik çarpılması budur. Ve haftada bir saat televizyon seyretmişiz. Ortaokul dönemi. Lise değil. 3 sene. Ondan sonra bir şey anlatacağım. Bunlar nereden çıkıyor? Biraz da fıtratın uygun olacak. Yani dolayısıyla ilkokul, ortaokul döneminde 3 senede haftada bir saat o da amcamın evine ve kontrollü olarak bir saat televizyon seyrediyor. Ve televizyon dünyası, film dünyaları var. Okuduğumuz zaman böyle tabii ki biraz fıtrat bunu tabii şey yapıyor. Yani biraz da ona da şey yapacaksın yani. Niye böyle oluyor? Allah'ın işi. Yani bunlar nereden çıkıyor diye mukadder soruya cevap veriyor. Çarpmasın. Yok iyi. Şu anda iyi. Tamam. Şimdi bunlar çalışıyorum. Altta bu yaştayım. Haber dinlemem, onu dinlemem. Meşgul olmam. Okuduğum yer, affedersin, banyoda o, tuvalette o, yatakta o. Mesela dün kahvaltıda, sabahta, ondan sonra kahvaltıdayım. Hiç alakası yok, bir şey konuşurken dedim, Allah Allah. Ne geldi biliyor musun? Dur neydi? Çok ilginç, neyse, bitirmedi. Şimdi çok ilginçti yazmıştım. Mesela,
yani şeydir, bu herkese şeydir. Yani bu fıtrata uyarsanız ustada ilham geldiği gibi hayvanlara da ilham geliyor. Arıya da geliyor, sığıra da geliyor. Dağlara da ilham ediliyor. Bunun tek şartı var. Bu manalar nereden çıkıyor istiyorsan sevgili kardeşim. Ey mukadder bu soruyu soran, nereden çıkarttınız soran kardeşim. Merak ediyor musun? Evet. Terklerini çoğalt bak gör. Neler kaynıyor oralar. Allah'ını seversen terklerini bir yap. Takva menhiyatta mı günahlardan işte. Menhiyat defi mefasittir diyor. Günahlar terk-i kebahittir. Üstad kendisi söylüyor. Ne kadar terklerin olursa günahlardan, ustada, haberlerden, içtimaiyatlardan uzak durdukça kalbine gelir. Bunun lamicimi yok. Bunu küfrani nimet edemem. Nereden geliyor? Terklerimden geliyor. Terk. Yapmıyorum, dinlemiyorum. Burada gıybet konuşsanız dinlettirmem, konuşturmam, çekip giderim. Arabayla gidiyorum, haber açtınız, kapat kardeşim derim. Kapatmasan sağa çeker misin? Senin arabana mahkum değilim. İner çekip giderim. Meyvenin kökteki çekirdek ve ağaç ile olan intisabı nispetinde tüm meyvelerle olan nispetine de münasebet diyoruz. Aslına intisabını bilen, tüm mevcudata münasebetini fark eder. Bir daha bunu ne olur şey yapar mısınız? Bak, aslına intisabını bilen aslı biz o tüm mevcudata karşı münasebetini fark eder. Yani benim elma armuta benim sizlere münasebetimin şekli aslımın farkındalıkla oranlıdır. Mesela bir insan niye fedakardır? Bir insan niye böyle hizmet eder, ötekisinin madde peşine koşar? Veya niçin bir insan daha ileriye götürüyüm? Kendi en büyük sorunumdu, sorumdu. Niçin insan Allah'a ve ahirete ihtiyaç duymaz? Çok acayip. Niçin bizim Allah'a inancımız hayal? El cevap. Sen hayalsın da ondan. Sen kendi ruhla cesit ilişkisini çözemediğin için cesedi göre ruh hayal gibi olunca o ruhun anlayacağı Allah da hayaldır. Ruh hayal olursa ruhun anlayacağı da hayaldır. Niçin Allah'a ve ahirete insan ihtiyaç duymaz? Çünkü kendisini tanımıyor da ondan. Kendisini ne kadar tanırsa Allah'a ve ahirete o kadar ihtiyaç duyar. Bunlar keramet falan değil. Bak, arkadaşlar, aslına intisap olursa mevcudata münasebetin nesebin olur. Yani intisap nesebini sana gösteriyor. Bak, intisapla aslıma gittim. Nispet demek nesebimi gördüm. İntisapla nesebimi gördüm. O şuur bana vermedi mi, bir şey vermedi mi? O zaman mevcudatla münasebet kuruyor. Onun adı nübüvvettir. Çekirdek Nur-u Muhammed'idir. Ağacın kendisi şeydir, mahiyeti zahiri mi? Evet. Hakikat-ı Ahmediye. Hakikat-ı Ahmediye. Mahiyeti Muhammediye. Evet, mahiyeti Muhammediye. Tamam mı? Mahiyeti Muhammediye, arkası, ağacın arkası. Ağacın arkası Mahiyeti Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye var. Hakikat-ı Muhammediye de ağacın şekli. Zahiri. Zahirisi. Meyve ise Risalet-i Ahmediye. Risalet-i Ahmediye. Tamam mı abi? Bak şimdi. Nerede çıktı risaletler şey diyorduk. Bu meyve ne kadar aslına dönük yaşar fıtri. Aslını fark ederse, kök olduğunu fark ederse, bu dalların içerisinde bir sürü meyveler vardı. En iyi kökünü fark ederse o Resul'dur. İrsal olunur. Nesebini fark etti. İktisalı kuvvetli olan Risaleti alıyor. Peki bu da eyleme dönüştürüyor. Oradan çıktı. O da ağaç oluyor. O da ağaç, gelecek bir ağaç oluyor. O ağaç da ikinci ağaç nübüvvettir. Nebi
Mevcutadan mı bakıyor? Yok. Risalet onaylandığını gösteriyor. Onaylandığını fiile de döken de nebi olur. Onun için risaleti nebi yani yaşıyor. Risaleti yaşıyor. Yani velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Eğer hakikaten risaletiyle gitmiş olsaydı her Resul o milacı yapardı. Ama her Resul'de Resullük var. Her şey nebidir. Her peygamberde Resullük var. Ama bu miraç yok. Sebebi her peygamberde bu velayet yok. Yani bir daha her anlatayım. Her nebi Resul müdür? Her nebi Resul değildir ama. Her nebi Resul değildir. Her nebi Resul değil. Nebidir aslında. Sadece nebidir. Nebidir. Önceki peygamberin kitabıyla hareket ettiği için nebidir. Kitap gelmemiş, sınıf gelmemiş. Tamam. Harun Aleyhisselam nebidir. Ona irsal yok yani. İrsal yok. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu ağacı meyveler içerisinde köküyle en iyi fark eden şuurlu o Resul'dur. Peygamberlerde yani kendi çekirdeğini fark etmeyen olabilir mi abi? Kendi çekirdeğini fark etti ama en kuvvetlisi bu. Mesela her tohum çekirdek değildir. Her çekirdek de tohum olmaz. Bak iman cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür ise cehennemin tohumunu saklıyor. Tohum çekirdek dersini yapmıştım. Bir de mesela peygamber kabileye gelmiş mesela. Değil mi? O kadar. Bir daha okuyayım şunu. Aslına intisa buradan çıktı Resul'le Nebi. Bazen onları seriştiriyorum. Bir ders yapıyoruz ama belki 10 tane 20 tane dersi kullanıyoruz. Bir ders değil bu. Onun için aşure. Aslına intisabını bilen tüm mevcudata münasebetini fark eder. Yani şuradan ayrıldı. Yani birbirimizi ne kadar severiz? Aslında ne kadar şuurun varsa, yani davana ne kadar bağlıysan, dava arkadaşına o kadar muhabbetin şefkatin olur. Yoksa dava iddiadır. Yalan bir iddiadır. Marifetin kadar muhabbetin var. Evet, marifetin kadar. Şu diyeyim. Eğer bir insan iman intisabıyla nesebini fark ederse bu sefer bütün mevcudat sana hizmet ettiğini fark edecek, Furkan olacak, eyleme döküp ubudiyet edecek. Tamam mı? Bu diğeriyle ne farkı var? Mesela bu dersleri fark eden bir insan, o cemaat, bu cemaat, o abi, bu hoca, bu şeyh, böyle dünyasında böyle bir şey olmaz. Olamaz. İstese de olmaz. İstese de taassup yapamaz. Taassup neydi komutanım? 3 tane mi sıfatı vardı? İçerisinde ne var? Cehil, adem ve muhakeme. Bak evet. Karpuz gibi düşünün cehaleti, taassubun. Yer içine cehalet. Adem-i muhakeme. Adem-i muhakeme demek onun ismini bilmemek. Mesela bir daha sana çok lazım canım benim. İman intisapla bağlayarak nesebini sana söyledi. Nesebini fark ettin mi kardeş? Nesebini, aslını. Geri döndüğün zaman kardeş ne yapıyorsun? He? İnsan. Aa bizim meşrepten değilmiş, bizim abiden değilmiş. Aa bizim kalem değilmiş. Lan bu kırmızı yazıyor. Bu da şöyle. Abi ne mutlu kırmızı kalem diyorlar. Lan bu da lazım lan. Bu da lazım. Ulan uydurup taşlar bile lazım lan. Bina yaptık işte çamur patlar. Plakoç mu ne diyorlar. Dök lan bas üzerine geç ya. Bazılar üzerine basılır. Bazılar tavan olur. İkisi de taştır. Ama taşlıktan çıkmadı. Bazısının üzerine basarım. Bazısı bana sanat olur. İkisi taştır. Bazı yere basarım, bazı yeri seyredim. Seyrettiğim için kıymet artmıyor, bastığım için kıymet azalmıyor. Yeter ki sen burada ol. Sarayda ol. İsterse neresinde olursa ol, gemide ol da, işte Bodrum'da olsun da kaptan ol. Olsun, detaydan bir şey alacaksın falan. Tamam kardeşim. Öyle bizim abi, o cema, bu cema. Ya bırak bunları ya. İntisabı tam olmamasının alameti değil mi? Yani o da imanın tam olmaması. Şu ne biliyor musun?
kablodan duman çıkıyor şöyle. Kablo ince. Kablo ince. Ama evdeki cihaz sanayi. Onu bağlayınca makine çekmek isteyecek. O da vermek istiyor. Ana şartelle kadar gelmiş. Binaya kadar. Binanın içerisinde sanayi de alet de istiyor. Kabloyu sömürecekler. İkisi de o itecek kabloya, o da çekecek. Kablo duman atacak. Bu adam işte taassup adam, duman atıyor zavallı adam. Çok güzel. Evet. Kablo yetersiz. Yetersiz. Basit adam. Basit şeylerle oyalanıyor. Ya il kırmızı kalem, ya bırak bunu falan. Neyse. Ne için açıldı? Bak, bu bütün soruları cevap veriyor. Aslına, ne olur lütfen bunu bak. Altını çizin. Aslına intisabını bilen tüm mevcudata münasebetini fark eder. Münasebetini anlayan alakadar olur. Alaka duyan uhuvvet hisseder, dostluk meydana gelir. Yoksa tersi olur. Birinci mertebe Nuri Asbe'deki sıralama var. Evet, oradan çıktık. Kurbiyet, akrabiyet hepsi çıktı. Evet. Tamam mıyız abi? Şimdi intisap neseple girdik. Bir ara verelim. Cismaniyete bundan sonra gireceğiz. Saat 12 oldu. 12 olmuş. Ne 12? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cismaniyete, cismaniyetin alt tarafıydı, alt veri tabanlarıydı. İntisap ve nisep. Lemalar 230'dayız. Cismaniyet. Sayfa kaçtı abi? Sayfa 129 değil mi? Evet. Kaçıncı dersimiz? 10 abi. 10 mu? Evet abi. Cismaniyet 10. 10. Her bir ders en az 2 saattir. Birisi eski dersti. Bizim yani yeni yaptığımız bir eski ders yapmıştık cismaniyet bir. Sonraki 9'u yani bugünküyle beraber 9 tanesi beraber yaptığımız ders. Ha, biz siz yapmışız. Evet. O ilk başta 2014'te mi 15'te mi yaptığımız bir ders vardı. Mustafa Baban abi. Cismaniyet bir diye vardı. 230 lemalar. Hem iman, şunu kapatırız. Dışarıdan geldik ya. Hem iman, geçmiş ve gelecek o buradan açılmıştı. Yani imanı biraz bir şeysini bilmemiz lazım ki. Yani hep iman anladık zannediyoruz. İman ne yapıyor? İçeriği, bir nesep tarafı var, bir de intisap tarafı var. İman insanı Salih-i Zülcelal'ine intisap yapmıyor, nispet ediyor. Sonra iman kendisi müstakil itibariyle bir intisaptır. Yani imanı cismaniyette her yerde kullanıyoruz ama imanı tanımıyoruz fazla. Yani imana ait çok dersimiz var, belki 5-6 tane var da. Fakat bu mevzuyla alakalı nesep ve intisap bilinmesi lazım idi. İman, geçmiş ve gelecek. Geçmişi nesep, gelecek intisap. Oldu mu bak şimdi? Peki daha uygulayayım 23. söze. İmanın kuvveti denince geçmişle alakalıdır. İmanın nuru geleceğiyle alakalıdır. Bunu şey yapar mısın sen? Kayıtlediyor musun abi? Bu yazıyor. İman. İmanın geçmişi nesepledir. İman bir nispettir. Nesepte ama sen nesep deme dermesin. Nispettir. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Bu ezel tarafımız. Ezel. Tamam mı? Onun ezel, insan, ezeli insandaki karşılığı der. Tamam mı? İman bir intisaptır. Bu da ebed tarafımız. Tamam, bu da ne yapar? İntisap. Yani imanın iki kanatı var. Risalede de kullanılan şeydir. İmanın nuru, imanın kuvveti. Mesela orada diyor ki imanın kuvvetine göre o geçmiş zamanın şeyi var ya, onu düzeltiyor. Tazik. Gelecekte nur diyor. Evet, imanın nuruyla geleceğe bakar. Bu da ebed diyor.
Tamam abi, evet, not alındı. Tamam, nur gelecek ebed yönüyse o zaman intisap oluyor. Nur, imanın nur. İntisap. Yani nur tarafı, unutma, nur tarafı intisaptır. Nurdur, ebeddir. Ya yani ebeddir, tamam mı abi? Nesep ise mazidir ve ezeldir. Evet. İmanın kuvvetidir bu. Kuvvetine bak. Evet. Çünkü imanın kuvveti maziyi temizliyor. Ne kadar kuvvetli olursa mazini canlı yapıyorsun, kuvvetli değiştiriyorsun. Nispet. Şimdi usta bunu burada boşuna kullanmıyor. Diyor ki iman geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen cüz ihtiyarının dizginini cismini elinden alıp alıyor. Sen geçmişe geçebilir misin? Geçemezsin işte. Geleceğe geçebilir misin? Geçemez. İmanla oluyor işte. Halin kıymeti çıkıyor o zaman burada. He? Hali hazır zamanın da kıymeti çıkıyor. Evet çıkıyor. Mesela... Nasıl çıkıyor? Kıymetten kastın? Yani ikisini bir anda yaşayabileceğin şey şu anda bulunduğun şey yani. Mesela şunu kastediyor zannediyorum. Mesela kuantum fiziğine göre yani metafizik, fizik altı, atom altı, dünya burayla çok çok fark var. Nurundan bahsetmiyorum. Atom altı dünyada bir şey olması gereken her yerdedir. Bu kalem olması gereken her yerdedir. Atom üstü olan şu dünyada bir şey her yerde olması imkansız gibidir, çok zordur, bir yerdedir. Burada bir kalemin her yer olması gereken her yerde olması ne kadar zorsa, atom altında da bir şeyin bir yerde olması o kadar zordur. Orada olması gereken her şey her yerdedir. İşte iman cisim hazı zamana muptela'dır. İman ise hem nispettir, hem intisap olduğundan, hem nurdur, hem kuvvet olduğundan, hem nokta istinat, hem nokta istinat olduğundan, geçmiş geleceği hazıran gibi yaşarsın. O zaman geleceğine geçersin, geylani, gelecekteki, geçmişteki, geçmişine geçiyor ve geleceğine geçiyor. Annesi daha evlenmeden annesini haydutlar dağda rahatsız ediyor. Annesi kızdır, daha evlenmemiştir. Evlenmemiştir. Ve çok mumbala zannedecekler, böyle İsrailiyat diyecek bu işte. Mazi ve han. Ondan sonra onun yardımına gidiyor. Ama doğmamış. Tabii ki elestu bi rabbikum kalu belayı idraka bağlı bu. Galubela. Mesela galubela diyen kimdi? İradiydi, ihtiyar değildi. İhtiyar vicdaniydi, mazi ve hali içine alıp halde hükmediyor. İhtiyar, irade, mazi ve istikbali, mazi ve istikbali alıp halde hükmediyor. Cüz-i ihtiyar ise mazi ve müstakbelle alakası yok, hazır zamana bakıyor. İman ise hem nispettir, hem intisaptır, hem nurdur, hem kuvvettir, hem nokta istinattır, hem nokta istimdattır. İman aynı zamanda iradeyi de, ihtiyarı da aktif eder. Tamam. Dolayısıyla şimdi bu noktadan bakar mısınız bir daha? İman, geçmiş ve gelecek, zamana nüfus edemeyen, o cüz-i ihtiyarının dizginini, cismin elinden alıp iman ediyor ama imanın kuvvetine göre mazi, mustakbel, hal gibi üçü bir oluyor. Devam ediyorum. Yani, noktayı istinat nispete mi bakıyor? Ha, geçmişe ben size ezberden demeyeyim. İstinat, evet. Söyleyerek yapayım. Ahiret. Mesela dayanak noktası var. Koltuğa Allah, dayanıyor. Allah'a iman. Geçmiş o. Geçmiş. O geçmiş. O zaman ezel. Nispet. Nispet ve ezel nokta istinat. Fıtratım ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, evet. Ama cevap veren yok. Ahiret diyor ki, biz diyoruz ki imdat. Ahiret diyor ki ne istiyorsan bende var. İrade ihtiyar da böyle mi? Biri, evet. Hangisi irade, ihtiyar, şey geçmiş? Yani geçmiş ve gelecek, hayır. Geçmiş ve geleceğin hiç alakası yok ihtiyarın.
Yok, bundaki uygulayamaz. Ha, bu uymuyor zaten bu mantığa, tamam. Ama şey uyuyor. İrade var burada. İrade sahibi olan elinden geldiği kadar geçmişi geleceği aralayabiliyor. Mesela neyle? Basiretiyle, dirayetiyle, ferasetiyle, kemalatiyle geçmiş geleceği hazır. Mesela şey vardı, hatırlar mısınız? Dirayet neydi? Mazi ile istikbale bakarak hali yaşamaktır dirayet. Mazisiyle, geçmişiyle, istikbaline bakıp halde eyleme dönüştürme. Dirayet sahibi budur. Mesela kadınlarda ilim çok artabilir. Dirayet fek olmaz. Hissi. Erkeklerde ise hissi azdır. Dirayeti fazla olduğu için ne kadar bilgisi dahi olsa kadının psikolojik sorunları olma yatkınlığı daha fazladır. O zaman ne yapacak? Dirayet sahibine tabi olmayı önermiş din. Çünkü yapacağı bir işler var. Mesela bir misal vereyim. Erkek mantıksal çözümler yapar, kadın konuşarak. Kadın çok konuşur. Ama bunu erkek bu sistemi bilmediği için çok konuşuyor. Bu eksikliktir zanneder. Bunu zanneden erkek eksiktir. Niye? Mesela çocuk size soru sorsa baba olarak. O baba bu nasıl cevap versin? İkinci soru sorsa aynı şeyi. Mesela baba lan dedik lan. Dedik lan biraz önce işte. Üçüncü kez sorsa aynı günde, oğlan eşek herif kaç defa diyeceğiz lan sana? Baba böyle yapar. Anneye aynı gün 100 defa sorsalar ilk sordukları heyecanı gibi anlatır. Çünkü Allah onları eğitmen olarak yarattığı için konuşma kabiliyeti çok olacak. İnsan erkekte olmadığından ondan sıkılır. O zaman kadın çok konuşmuyor, işi çok büyük. Usanmadan, yorulmadan, zevki tükenmeden çocuğa aynı soruya 1000 defa da de cevaplasın diye onu vermiş. Ama bana bakan yönüyle bakınca çok konuşuyoruz. Oysa çocuğa bakan yönü olarak yaratılmış olduğu için çok konuşmuyor, yerinde konuşuyor. Çok tuhaf değil mi? He? Mantıklı. Peki, nereden atladık? İman geçmiş ve gelecek. İzah. Cismin elinde cüz-i ihtiyarının dizgini elindeymiş. Yani cüz-i ihtiyarı cismaniyete ait. Onun elinde. Cismaniyet de hazır zamana muptela. Birincisi bu. İkincisi, cüz-i ihtiyarı mazi ve müstakbele nüfuz edemiyor. Cüz-i ihtiyarı cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim ediyor. İman o zaman cüz-i ihtiyariyi cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder imanla. Bu iman teslim ediyor iman. Evet. Nokta iki nokta üstü harf. İman iki nokta üstü harf. Yok. Cüz-i ihtiyariyi cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim ediyor iman. İman. Ondan sonra yeni cümle. Evet, yeni cümle. Evet, doğru. İman iki ayağı var. Birisi kuvvet ki zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği gibi. Ve hüzünlerin zulmetlerini defedebildiği gibi. Mesela bugün insanlığın inim inim inlemesinin sebebi, psikolojisinin sebebi, bozulmasının en büyük sebebi, mazilerinin vicdanı yakmasından, mazilerinin rezil olduğundan, mazilerinin seyyiatından, zulmetlerinden ızdırap çeken ruhların istikbale bakmasıdır. Mazi ile istikbale bakınca ödü patlıyor. O zaman psikolojisi bozuluyor. Peki bunun çaresi yok mu? İmanın kuvvetini arttırırsa bir insan ne olur? İmanın kuvveti zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet iman ile girebildi. İman kuvvetiyle giriyorsun. Oradaki hüzünleri, zulmetleri def edebiliyorsun imanın kuvvetine göre. İmanın kuvveti maziye. 2. Nur. Nur ki nur iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar. Korkuları izale eder. Gelecekten korkular var, endişeler var. Geçmişten hüzünler var,
eylemler var. Geçmişi nasıl düzeltilebilir? Eğer imanın iki kanadı var zaten, mazi ve mustakbel. İman arttıkça geçmişinin en derin derelerine, hüzünlerine giriyorsun. Oradaki hüzünleri, zulmetleri def edebiliyorsun. Çünkü geçmiş canlı ve ruhlu değildir. Ruhludur. Canlı ve ruhludur. Bunu dimağda düşünürsek abi, yani nur ile itikada kadar çıkıp orayı nur ile aydınlattığımızı düşünürsek. Evet, evet. Mesela bir insan manevi terakki ederek alim manaya geçemez mi? Alim-i manada mazi, hal, istikbal üçü birden değil mi? Üçü birden. Oraya geçtiğin zaman o alim-i manaya, geçmişin orada canlı ruhlu durmuyor. Değiştiriyorsun. Bu değiştirme yönteminin en basiti duadır. Nasıl sirayetle mi değiştiriyorsun? Ona mı sirayet ediyorsun? Yani buradayken orayı değiştirebiliyorsun sirayet. Ama bir de giren var. Mesela 16. lemada diyor ki, çok nadir bazıları diyor levezeliğe girer diyor. Yani levezeliğe girdi mi, o senin alemin manadan daha üstün levezeli, senin geçmişine bile giriyorsun. Orada duruyorsun canlı ve sunun. Gel lan buraya diyor, sana böyle böyle bir düzelt bakalım. Oraları düzeltiyorsun. Settar ismine böylelikle azami derecede mazar oluyorsun. Maziye geçerek. Settar günahlar silen değil mi? Peki azami derecede bu isme mazar olan adam ne yapar? Settar. O ismi aktif oluyor onda. Aktif oluyor bu sefer. Mesela diyelim ki Şafi ismi hastalıklara şifa veren değil mi? Cennette bu Şafi tecelli etmeyecek mi? Edecek. Hastalık mı var ki Şafi tecelli edecek? Şu, Şafi devamlı tecelli ettiği için hastalık olmayacak. Ya biraz durur musun? Ses yapma oyna. Şimdi bak, cennette hastalık var mı? Yok. Niçin yok? Şafi devamlı tecelli ettiği için. Şafi böyle gözükecek. Şimdi peki Settar ismi yok mu? Peygamber ve büyük zatlar bundan mazar değil mi? Mazar. Settar ismi azami derecede mazar insan olabiliyor. Nasıl günah? Settar günahlar silen kim silecek ya? Sen mazar olursan sen günahını nasıl sileceksin? Senin ben mazar oldum senin günahını nasıl sileceğim? İşte mazi ve istikbale terakki ediyor imanla. Mazi, mesela bak, kaynak söylüyorum. 16. lemada diyor ki, bazı insan çok nadir dahi olsa levezeliğe girer diyor. Biliyorsunuz da? Evet. Girer. Ne yapar orada? Girer de hoppala ben geldim, kolunu sağlayıp falan geldim. Geldin de, hoş geldin. Ne yapacaksın? Oradakiler hepsi canlı ve ruhludur. Hepsi canlı ve ruhludur. Orada bir sürü senin geçmişin yok mu? Hepsi canlı. Sen 5 yaşındakilerin de var. Evet. Değiştiriyorsun. Ya gelmişken Osman bizim kardeşimiz ya. Şunu da var, burada bir şeyi var. Onu da buradan bir düzelteyim. Düzeltiyoruz. Settar ismi başka nasıl gözükecek? Bana bir telik versin. Gitmesi lazım değil mi abi? O tabii gitmesi. Yani o kesişim noktasını orada taşıması lazım. Orada Settar'sın. Orada... Yani mesela diyelim ki 1001 ismi birbirine vuruyor mu? Birbirine. Settar isminin en böyle bir tanesi fazla vurdu. Orada değişik bir renk oldu. O Settar işte. Ver abi gel. Ver gel gel bakma boşu kamerayı boşu. Ya bağımlı olmayın kameraya ya. İhrama girmenin de bir şeyidir abi. Nurcular ihrama girecek. Ulan sokma gene bizi. Nurcuların ihramı var biliyorsunuz. Kaçıncı sayfaydı bana? Ya bana dediler ki sen bunları nereden çıkar? Allah'ını söylesen külliyatta ya. Nurcular hayatları ihram. Ben bana dediler ki. Dayanamayacağım buna. Ya kadınlar niye ihram giymez? Çıkarmadıkları için. Çıkarttıysa. Kadınların hayatı ihramdır. Varla 179. 179. Kadın, erkekler elbiseyi çıkarır taşta, niye ihram giyer de kadın giymez? Kadın ihramda o, ihramı çıkarıp ihramı giyecek. Zaten hayat ihram. Hürmet demek, hürmet. Hürmet. Hayatları hürmet. Biz ihramlı değil miyiz o zaman? Benim ayağımın altında ayakkabı var, onun ayağının altında cennet var.
Biz ihramlı değiliz kardeş. Ver barlayı bak bir yol göstereyim ya. Göstereyim. En var olacak ha. Yoksa kafam çalışmaz benim başta. 179 muydu abi? Ver abi. Yani dimağı boşaltınca ihram oluyor ya. Hiç demet şey dedim de abi ne diyorsun ya getir bana. Abi ne diyorsun ya? Ondan sonra ha şey de yaptım. Levent abi söylemedi mi bunu? Değil. Sonra söylediniz. Levent dedim abi bunu bir baksana. Yani şey devreler yanmıştır o zaman. Ha? Devreler yanmıştır. Ya kardeşim şey ya abi ondan sonra abi, şey dedim ki Levent buna bir bak dedim şey barlacı ya aç kanatlarını ondan sonra ikrama gelen nurlanır demişiz abi. Evet bak şimdi neredeydim? O Sabri abi mi? Zevkli şevkli. Evet şuraya bulayım da şey alt paragrafta mıydı? Ruhun nurla istirahat ediyor değil. Şuradaydı halbuki insan kalpten başka kalın olmalı. Kendileri mahsus sevkinin güneş gibi. Nurlu ve zevkli şevkli ihrama girmeseydi. Tamam nerede tam şey ya? Üstten üçüncü paragraf abi. Bir, oradayım da niye göremiyorum? İki. Armut piş ağzına düş diye başlıyor. He öyle mi başlıyor? Kahve gelen bir an bile. Öyle mi? Fakat... İnsan bir kalbin baksana. Buldunuz mu abi? Armut piş ağzıma düş kalbine. Yok şey paragrafın adı mı başlangıcı mı? Evet. Yeni külliyat mı abi? Sayfa yok, mı yok. Değişti hocam? Talep Elhan'ın ihtiyacı dur bakayım. Dur, elhamdülillah ile başlıyor değil mi? Sayfa. Sayfa elhamdülillah. Yok. Yeni bu şey baskı. Sizin sayfa kaç abi? 169. Programdan bakıyorum ben. Dur. Yani çabaladığı zaman kalbime kumandalık kezimizi arayarken akşam esaslandı bana fakat hocam. Veren insan bir kalpten ibaret olsaydı yalnız orası mı? Yok. Osman abi okusun abi. Ben okur musun abi? Ben bakayım bulayım size vereyim abi. Tamam bul abi. Eski var mı abi eski baskı? Bul abi. Şeyden bakayım mı? Bak abi ne bulamadım? Yeni baskı olabilir abi. Bak bakalım. 176'dasınız abi. 176'da mıyım? Ha, 179'da yazacağım zaten. Tamam. Bak elhamdülillah var başlıyor. Biraz normal tamam. Armut piş ya biz de arıyoruz. Tam oraya üçüncü paragraf değil. Ama 176 değil. Bak eğer bizler bu Risale-i Nur dersleri, müzakere ve risaleleri okumasaydık. Okumak ne demektir bak. Eğer bizler bu ameliyatı görmeseydik. Ben ortadan alıyorum da yukarıyı ben size anlatıyorum, naklediyorum. Yani bu ustadım sizi eserlerinize müşerref olmasaydık, anlatıyor ya, bu derslere katılmasaydık, bu Risale-i Nur'un şeylerini içine girmeseydik, girmeyi ameliyat diyor. Eğer bizler bu ameliyatı görmeseydik ve bu nurlu ve zevkli, şefkli ihrama girmeseydik. İhram nedir? Nurlanmak, şefklenmek. Eğer ihram budur, ne olurdu girmeseydik? Hubb-ı cah yüzünden acaba hangi bidattan geri duracaktık? Arkadaşlar, ihram nurlanmak, nurlandırmak için şefklenmek. Nurlanan ister istemez ampul yaktınız. Ben ampul bana aittir, etrafı aydınlatmam diye lüksü var mı? Yok. Nurlanan nurlandırır. Nurlanan nurlandırır. Tamam mı? Şimdi ihram bizim hayatımızdır. İhrama girmeyenler ihrama giriyorlar. Bu ihrama girmeseydik. İhram kaç parçadır? El azametu izar vel kibrayi rida. 104 çoğalar. Azamet, kibriya. Alt örtüm, üst örtüm. Neyse, tamam mı? Yani bunlar hiçbirisi bu derste biz çıkartmıyoruz kafanı. Mevcut ekliyoruz o kadar. İki, iman neydi? Geçmiş ve geleceğe nüfus eden, geçmiş ve geleceği halde yaşattırmaya vesile olan bir sistem. Neseple, nispet ile intisaptı. Bir tanesi geçmiş, nispet. Bir tanesi gelecek, intisap.
gele, vaki ne yapar? Bir tanesi kuvvet-i iman geçmişin zulümatın hüzünlerini def ediyor. İkincisini okuyorum. Nur ki nuru iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar. Korkuları izale eder. İzah. İmanın nur yönü de istikbale bakar. Cisim cüz ihtiyarı kullanıyor. İrade ise vicdanidir. Onu kullanamıyor. Cüz ihtiyarı iradeyi kullanamıyor. Ama irade cüz ihtiyarı kullanıyor. Onun için cüz ihtiyarı anidir. Hayvanlara aittir. Hayvani tarafımızdır. Ve bedensel hayatı yaşayanlara aittir. Cüz ihtiyarı yaşayıp iradesini inkişaf etmeyenler maziyi ölçü yapıp maziye göre tercihler yapamazlar. Yani şu günahı terk et, Allah sana cennette bunu verecek diyemezler, yapamazlar. Yani şu, Allah diyor ki Celle Celaluhu, şu günahı terk et bak sana şu cennette şunu vereceğim. Cüz-i ihtiyari o ile hareket edenler mümkün değil, ne yaparsanız yapın bunu terk edemez. Hazire muptela'dır. Çünkü cüz-i ihtiyarı önündekiler arasında seçenek yapar. Bu mu, şu mu, o mu? O kadar. İrade ise mazi istikbali bir tutar, hazırda tercih yapar. Mazi ve istikbali bir tutarak halde tercihler yapar. Haldeki tercihleri mazi ve istikbaline göre yapar. İmanın kuvvetine göre, imanın nuruna göre yapar. Onun için Müslümanın davranışı farklıdır. Çünkü mazi ve müstakbele göre yapıyor. Mesela kadın da öyle, erkek de öyle. Niye örtünüyor? İstikbali olmasa, mazisi olmasa onu yapamaz. Örtünemiyor, örtünmüyor. Mazi ve müstakbel o anlayışında sorun yaşıyor. İmanının kuvveti hazır zamana muptele olmuş. Hazır zamana muptele olduğu için mazi ve müstakbele nüfuz edemiyor. Mazi ve müstakbele nüfuz edemeyen hazırda tercih yapamaz. Önüne konulanı tercih eder. Cismaniyete nasıl bağlı şey yapacağız? Niyetle nasıl düşüneceğiz şimdi? Şimdi cismaniyet, tamam mı? Bu bedensel değil. Cismaniyet hal isim geliyor zaten. Hal. Hı hı. Ama batın o şeyi bize iki tarafı da şey yapıyor, taşıyor. Ama bu cismaniyetin bir hali var ki iman, imandır. Ama cüz ihtiyarında kalmış, cesedin şeyine kalmış. Ceset derken cismaniyeti bedene indirgenmiş. Yani cismaniyetin aslı bu değil. Eğer imanla nurlanmamışsa cismaniyeti, bedensel hayatı yaşar. Bak bir daha söylüyorum. Cismaniyeti imanla nurlanmamışsa, cismaniyet bedene indirgenir, hali yaşar, bu insan ölür. Bu ölecektir. Küllü nefsin zayikatül mevt. Evet. Bu ölecektir. Ama mazi ve istikbali halde yaşayanın, mazi ve müstakbeli zaten halde yaşadığı için ölümle ölüm meselesi değil, onun öyle bir şeyi yok yani. Çünkü zaten halden ölmüştür. Halden ölmüş, istikbalde yaşıyor. İstikbali zaten yaşıyor. İstikbale gideceğiz biz. Ölümle zaten yaşıyor adam. Ha, cismaniyetin üç yönü var. İkisi ölmüş. Cismaniyetin. O zaman cismaniyetin hazır zamana muptela olan hal bedensel halidir. Beden hayatını yaşıyor. Bunu cismaniyeti şey diyor. Cismi hayvanı. Yani o cismaniyetin bedensel cismaniyetin üç zamanı var. Mazi, istikbal, hal. Şey gibi oldu ki hani merceğin odaklaması gibi. Yani öyle bir merkez var ki hal şimdiki zaman o cismaniyet o geçmiş geleceği oraya odaklıyor. Yani bir şey hani dağınık ışığı topluyorsunuz ışık yakıyor orayı. Mercek gibi. Evet. Hal sanki o bütün o geçmiş geleceği burada yaşanabiliyor ya imanla. Sanki oraya odaklama merkezi, odak merkezi gibi duruyor. Cismaniyetin nur ve kuvvetli hali o. Ha. Ama vücut yani hariciye dönüşmüş hali burada. Yani cismaniyetle evet, oluyor. Orada anca toplanıyor. Cismaniyet hali temsil etmiyor mu? Evet temsil ediyor. Yani orası topluyor. Cismaniyet olunca oraya toplanabiliyor. Cismaniyeti kaldırırsanız mazi istikbal yoktur. Her şey kaybolacak. Dağılacak ışık sanki. Evet yok öyle bir şey. Merceğin ışık toplaması gibi. Kavşak yoksa Esma nedir ki? Yani bilinmez. Karanlık yoksa nur bilinmediği gibi. Cismaniyet, mazi ve istikbalin
Üçünün yorulmuş halidir cismaniyet. Sana bir alem şehadette cismaniyet yoktur diye söylemiştiniz ama. Yok, var. Cismaniyet yoktur denmez tobe. Alem cismaniyetin arştan aşağıya cennet cehennemi de içine alıyor. Ta alem-i şehadete kadar geliyor. Ama alem-i şehadette cismaniyetin bedensel hayatı yaşanıyor. Bazı şey avamda. Cismaniyet mesela şu cismaniyeti atom. Hani bir bardak su diyelim. Bak nereye kadar cismaniyet olduğunu anlatacağım. Buz mu abi? Buzdayız tamam mı? Su mu? Cismaniyetin sonuna gelecek. Buz. Su. H2O. Enerji. Esir. Maddi hayat. Bu saydıkların tümünün toplamı hulasası cismaniyet. Aynı hayatta yok mu abi için? Aynı hayatı aynı hayat madde aynı hayat cenneti için alıyor ya. Cenneti için alıyor da orada inne darul ahirete leyel hayvan. Orada her şey hayatlıdır. Yani biraz şüpheliyim yani. Aynı hayat arştaki hayat zannediyorum veya cennetteki hayat ama zannediyorum ki arştaki aynı hayattır. Hayatın kendisi. Evet. Ondan maddi hayat. Al onu peynirin içine al. Ta buza kadarki bütün sürecin adıdır cismaniyet. Eğer bu cismaniyeti, bu bütünselliği sırf buz olarak tutarsanız buz da bedendir. Onun için hiç kimse cismaniyeti görmemiştir, bedeni görüyor. Yani buzdaki suyu görmüyorlar. Sudaki H2O'yu görmüyor. Yani bu dünyada kimse cismaniyeti görmüyor. Yani bu dünya buzdur. Hep buzu görmüşüz. Hep buzu gördük. Bu derslerle cismaniyete geçmeye çalışıyoruz. Mertebesini geçmeye çalışıyoruz. Melekut yolculuğu. Evet. Cismaniyet beden zannetmişiz, kesip zannetmişiz, koymuşuz kenara anlamışız diye. Cismaniyeti anlayanlar zaten geçmiş veya geleceğe gidebiliyorlar. Evet. En azından hepsi kesinlikle cismaniyetle meşgul olanlar gidiyorlar ama nasıl gidiyorlar? Fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Yani fikirle, hisle, latife ile. Derece derecedir. Mesela şu anda derste fikren gidiyoruz. Eğer bunu tefekkür eden insan, yani fikrini tefekkür ede hisse mağmurdur. Yani Geylani Hazretleri annesini hadutlardan ne ile? Cismaniyetle değil mi? Evet cismaniyette. Ama tabii ki ne yapmış? Mazi ve istikbali şey yapmış, geçmiş. Hani ama cismaniyetin mertebesini anlatmaya çalışıyorum şöyle. Şu anda konuşuyoruz. Cismaniyetin fikir boyutundayız. Evet. Fikretme, bir ilerisi hissetme, bir ilerisi mahsetme, bir ilerisi zevk etme. Dört meratibi var. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmi kelamda ilme lekin, öne lekin, hakka lekin. Biz de fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Tamam. Şimdi cismaniyeti konuşunca fikirdeyiz ama ilme lekin konuşuyoruz. Mesela bu dersleri durdura durdura not ala ala, sonra işte tefekkür edince, tefekkür ilmi sistemi hisse dönüştürüyor. Hisse dönüşünce o halleri yaşarsın o anda. O anda yaşarsın yani. Eğer fikretme, hissetme, mahsetme oldun mu içine girersin. Zevk etme olunca orayı değiştiririz. Bunları yaşayan ruhtu değil mi? Hep ruhta oluyor zaten. Usta diyor ki cismaniyetten çık. Kalbin, ruhun, kalbin ve ruhun şeyini... Hayvaniyeti bırak. Hayvaniyeti bırak. Cismaniyetten çık. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Hazır zamandan daha geniş mazi ve müstakbeli diyor. Daha hazır gelirsin. O yedinci namada var ya.
Şimdi bir tane de okuyalım. Saat kaç oldu? Bir. Evet. Bir tane de ancak okuruz. Tamam. İki sayfa gitmiş oluruz zaten. Evet, iki sayfa gitmiş oluruz. Sözler 202. Havas ile mücehez bir ceset giydirir. İnsanın havas. Havas neydi? Hislerin tümü. Evet. Tamam mı? Bak, ceset giydirir. Ceset neymiş? Cesedi anlatıyor, görüyor musunuz? Ceset, havaslarının bir araya toplanmış, hulasa edilmiş, buzdolabına konmuş, donmuş. Zaten şeyde, nefis de öyle tanımlıyor. Nefis de aynı mantık. Yok, nefis şey, alem-i şehadetteki hisleri, alem-i şehadete alakalı olan o eşyanın bağının nüminesini insana koymuş. Çiçeğe, armuta, şuna buna, yer çekimine, işte cinsiyete, cinselliğe, şuna buna. Bunları koymuş. Yani kainatı yaratmış, şey dünyayı. Dünyayı yaratmış, onun bir nüminesini insana koymuş. O nüminesini insana koyunca onları buzdolabına koyup donmuş. Onun adı nefis olmuş. Kürs. Tün ama... His, arşın nüminesi. Evet. Ceset şimdi farkı ne oldu? Ceset, cismaniyet ayrıdır. Ceset daha bu tarafa geldi. Cesetle ben nefis yakın gibi geldi bu tanımda. Evet. Evet. Ama havas donmuş hali ceset ama bu alemi şehadette şeyler yok ki şeyler. Diyor ki hayır galip. Yani bu kadar içecekler var zıkkım bir tane. Bu kadar yiyecekler var domuz bir tane. Bu kadar helalim var haram bir tane bakma. Devam ediyor. Havas ile mücehz bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Giydirdikten sonra cesedi bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşaha gönderir. Bu olmazsa cismani gelemez. Olmaz. Bir defa. Evet. Bir daha yok. Reenkarnasyon. Bak şimdi ne izahı? Yok. Büyük küçük ulvi süfli ruh yapısında havas ile mücehz bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir. Şimdi burada ne anladık arkadaşlar? Hislerin donmuş hali ceset. Hislerin. Sonra şer değil. Cesetle beden aynı mıdır abi? Cesetle beden aynı değil. Hayda, birbirinden daha çıktı. Yani cismaniyetle beden arasındaki gene ara forma. Çünkü nihayetsiz mertebesi var. Beden yani, daha mı düşük abi? Cesetten ta hepten burada. Yani ceset şey, berzah. Yani burada. Beden, ceset, cismaniyet. Çünkü bak, su, şey buz, su, H2O, enerji, esir, madde, hayat. Hepsine bir isim koyacağız da. Buradakine cismaniyetin, buradakine beden, buz, suya, ceset. Arkaya doğru daha gidecek, bir sürü tanımlamalar gelecek. Yazılım mı abi? Evet. Bu peki, size bir soru sorayım. Böyle okursanız külliyat biten mi? Yetişmeyecek ben ondan. Okuduklarımız da bitmiyor ki abi. Yani bir şey okudum bitti, olmuyor ki. Yok. Bu mesela bu dersi mutala ettik, tamam diyebilir miyiz? Hayır. Tekrar başladık. Evet. Baştan her sene usta diyor ya, ben diyor bu kadar şey yaptım son 20 senede sadece külliyatta okumak bana yetti diyor. Yani ona o yetmemiş yani. Nasıl ona olur? Evet. Yani. Peki şunu bir okuyayım da cismaniyeti biraz daha tanımlama getirmiş. Çok hoşuma gitti bunun. Sözler 498. Cismaniyeti açıklıyor. Lugatına görebilir misiniz? Bak. Bak cismaniyet şu bak ne diyor. İki nokta üst üste diyebilirsin. 5 tane tencereyi getir. Bak içine koyuyoruz. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, eylemli. Karıştır. Onun adı cismaniyettir. Bu şey mahiyet midir? Hakikat mıdır? Bu hakikat. Bu tarafa bakan. Biliyorsunuz
bir şeyin kaynağı mahiyettir. Bize gözüken yönü hakikattır. Hakayke şey sabitetun, esmadır. Mesela ağaç hakikattır, çekirdek mahiyettir. Şimdi cismaniyet neymiş? Buradaki şey, kusurludur. Aslına göre tabii. Esmaya göre cismaniyet kusurludur. Noksandır. Mutegayirdir. Kararsızdır. Elemlidir. Beden sıfat ne oluyor abi o zaman? Beden, beden yani onun buradaki şeyi, kılıfı yani bizim, biz beden görüyoruz ya. Kimse cismaniyet gördü yok ki ya. Niye sıfat dedin harlarla? Daha şey olması ama lazım. Ama menfi. Yani. Daha kesif. Menfi sıfatlar yazılımlar değil mi? Lazım. Onlar yani yok. Nakıs hamuru bu. Şey diyebilir miyiz? Mesela kusurluysa kusursuzu gösteriyor. Noksan. Onun için tabii. Sıfatı demeyelim de ademi sıfatları. Şimdi buna diyelim. Kuvvet ve nur girince bunlar tamamen bir aynadarlık yapıyor. Bambaşka. Tabii. Bu, yani böyle bir sistem olmasa karanlık yok. Aydınlık evet. Nasıl gözükecek? Bunların burada olması zor. Evet ama yani şimdi Adem Aleyhisselam bu dünyaya memuriyet için gelmiş ya. Niye orada yapmadı memuriyeti? Yapacağı iş orada olmazdı. Yani Esma'ya göre bu o zaman kusurlu şey. Tabii. Ama o zaman alacağı vazife de tam ona göre... Yani aslını geçiyor bu sefer. İşte imanımız... Mesela bir, Adem Aleyhisselam memuriyet için gönderilen buraya. Cennet olmayacak, olmayacak bir şey yaptı burada. Bir, maneviyat. Neydi o? Mektubatta söylüyor. İstidatların şeyi. İstidadat manevi beşeriye. İstidatların, maneviyatın inkişafı. Bir de Esma-i Hüsna'ya mazariyeti. Ence mazar. Peki cennette insan Esma-i Mazar olamaz mı? Olur. Ama zat-ı Esma orada olmuyor. Terakkiyat-ı manevi beşeriye. Ha, terakkiyat-ı manevi beşeriye. Koy tencereye. Bütün beşeriyetin inkişafı. Bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişafı ve imtisatı da olacak. Mahiyet insanın bütün esma ilahi. Yok, inkişafı ve imtisatı da olacak. İmtisat da var orada kelime. Pek değil mi abi defterim? Tabii canım imtisat olacak. Şimdi abi cennet nurani. Nurani de mesela. Özür dilerim abi. İkincisi de alıracağım. Üçüncüsü de esma... Mahiyet insanın bütün esma ilahi aynı olması. Ha, bu üçünün bütünlüğün, bütünsel halinden dolayı buraya gelmesi lazım. Orada olmaz. Ya Kur'an okumak gerekmiyor mu ya? Kardeşim affedersin tuvalet dokunmaz. Misal için söylüyorum. Her şeyin bir yeri var. Bu istidadat-ı manevi inkişafı. İnkişafat-ı manevi. İstidadat-ı beşerinin imbisat ve inkişafı ve bütün esma-i ilahiye, orada bütün değil, orada bir esma-i ilahiye mazardır ama zati esmalar burada mazar oluyoruz. Allah, Ehad, Samet burada oluyor. İyâken abdû, iyâken diyebiliyor. Cennet şimdi abi nurani ya, nurani olduğu için orada belli bir esmayı gösterirsin ama tamamen karanlıkta sıfatı şey yapabilirsin. Onun için işte bize bu cismani beden lazım ki, Adem lazım ki tamamen o zatiyi göstersin. Cennette olsaydı o nurani şeyde gözükmeyecek. Şimdi Allah'ın esmasının en zıt, en kesif olacak ki esma gözüküyor. Esmanın, Allah'ın veya esmanın en kesif, en kendisinden uzak şey nedir? Cismani kesif. Şeyi ya zaten ayat-ı esma-i ilahiyedir dedi ya, ayna ya, aynanın en kalitelisi, arkası, sırrı, en... En fazla siyah olan. Bir de mesela o saydığımız az önceki o bütün vasıflar sanki farklı sırları söylüyor. Şimdi bir sır var, işte güneş ışığını yansıtıyor. Öbür sır var, bilmem ne ışığını yansıtıyor. Bilmem ne sır var, o saymıştık ya, menfi saydığımız evet, sıfatlar. Doğru söyledi. Hepsi mesela bir sır var ki soğuğu içeri almıyor. Bir sır var ki içerideki dışarıya vermiyor. Bir sır var ki aydınlatıyor. Bu bir tarafı var ki seni her yere ediyor. Yani bu cismaniyetin içeriği bu. Yani bu basitlik değil. Yani elem olması ne demek ya? Allah'ta elem yok ki. Elemi nasıl atmış? Yaratmış. Çok ilginçtir. Allah
mahluk değil ama mahluk nasıl çıkmış? Onun için cismaniyet yapmak için hakikaten Allah lazım. Elem, elem ne demek ya? Allah ne, elem ne? He ya, düşünebiliyor musun? Yani hiç alakası olmamış. Elem olmasa elemsiz bir şey. Atam da onu, elemi nasıl yapacaksın ya? Elem, elem değilmiş. İlginç bir şey. Elem, elem değilmiş. Ya, yani elemi nasıl yapacaksın yani sıkıntı? Allah hasta olmaz hastalığı yaratmış. Zor, zor bir iş ya. En zor işi yapıyor Allah. Baki falan. Allah her yerde yarattığı işi, her şey bir yerde. Yani Allah kendinde olmayanı diyeceğim ama öyle bir şey mi oluyor? Yok öyle bir şey yok. Esma'nın nihayetsiz meratibini işte birbirine çarpıştırarak yani kusurlu olması kusur değil ya. Kemalat için kusurlu. Müşahedet falan için. Anlıyor musun bak bunu? Kemalat meratibi mi desin? Evet evet. Esma'ya kusurlu şey olan fakat kusurlu değil. Kusursuz ya. Kusurlu olmak kusurlu olmak değil abi. Kusurlu olmak kusurlu olmak için değil yani. Evet. Kusursuzu gösterince o zaman sen de kusursuz oluyorsun. Yağmur yağıyor. Hükümet. Yağdırılıyor. Yağdırılıyor. Ettiriliyor. Peki. Güzel abi. Şimdi bu öteki tarafa geçmeyelim. Geçmiyoruz mu? Haftaya gene buradan başlayalım. Bakın bu soru gene var. Bunu böyle şu olabilir mi? Bak. Cismaniyete alıcı ruha, zatı verici... Kendinden. Ne? Kendinden diyor. Kendinden kendine. Cismaniyet alıcılık tarafı doğru. Yani ruhun alıcılık yönü cismaniyet. Ruhun alıcılık yönü. Yönü. Ruhun verici yönü var. O ne? Ruhun verici yönü kendinden kendine zat demiş. Yani ene yönünü kastediyor. Yani ruhu şey yapmış, ene gibi düşünmüş. Ondan sonra ne düşünmüş? Bir insanın mesela sığır alıcılık yönü olmadığı için verici yönün tarafı yok. Yani sığırdan öğretmen olmaz. Çünkü talebe olmadığı için. Talebe olan öğretmen olabiliyor. Şimdi ruhun alıcılığı var ki vericilik tarafı var. Acaba bu aynanın hani dedik ya cismaniyet aynayı... Çok ilginç değil mi? Ayna da böyle değil mi? Onu alacağım sorunu. Mesela güneşi gösterme, güneşi içine alıp bir de tam tersini iş yapıyor. Güneşi geri göndermiyor. Güneşi alıp güneşi başka yere nakletme özelliği aynadır. Onu diyecektim, o tarafı gösterir. Evet. İlk dersini birleştirirsek abi iman bağ demiştik ya. Yani cismaniyetle alıyoruz, imanla bağ kurduğumuzda da gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz. Yani gibi. Dolayısıyla bu ama şöyle bir özelliği var. Cismaniyet aynadır, ruh mirattır. Mesela dün ne kadar uğraştıksa da demek ki bu tabi zor, kolay değil. Allah'ın rububiyeti, tecellisine biz aynayız. Tamam mı? Cismi ayna oluyoruz. Bunu fark et veya etme, aynadarlık yapmak ibadettir. Kafir, mümin, sığır, sığır, odun, elma, ağaç. Bunların yaptıkları her şey gözün görmesi, kulağın şey, ibadetidir. Rububiyetini Allah tecelli ettiriyor. Bu insanın mazar olması ibadettir. Bunu fark ederse insan, fark edip de yekünü tecellisini, farkındalığını ilan ederse ki ubudiyettir. Ubudiyet aynasında da gözüken uluhiyettir. Ubudiyet mirat mı oluyor ve ayna mı oluyor artık orada? Uluhiyet mirat oluyor. O ubudiyet anında artık mirata dönüyor. Mirata dönüşüyor. Evet. Mesela cismaniyet rububiyet aynadır. Aynadır. O ayna darlığını ruh ise o ayna darlığını çünkü ruh cismaniyetle alır. Direkt almaz. Alamaz yani. Çünkü ruhun yapısı buna müsait değil. O zaman ruhun alıcılık yönü cismaniyet. Bu rububiyete bakıyor. Bu ruhun aldıklarıyla farkındalığa dönüşmesi mirat oluyor. Aynı mevcudat mirat-ı ruhunda bu sefer ibadet ediyor. Şey ubudiyet ediyor. Ubudiyet aynadır unutmayın. Ubudiyet aynasında
uluhiyet gözüküyor. Uluhiyet gözüküyor. Cismaniyet aynasında rububiyet gözüküyor. Ruh miratında uluhiyet gözüküyor. Ha, ayırtınız, tamam. Bir de alalım. Cismaniyet aynasında rububiyet. Bak şimdi, cismaniyet aynadır. Cismaniyetin yapısı, sakın ha, kusurludur, kusurlu olduğu için değil, mükemmel olmak. Kusurlu olmak harika bir mucizedir. Esma bak şimdi. Kusur. Tabii, evet. Bak kusur, Allah esma kusursuzdur, kusurlu yapıyor. Kendisine olmayan bir şey yapıyor. Bak cismaniyet kusurludur. Cism harikadır ya, kusurlu olmak çok mükemmeldir ya. Ya mesela şey, en kusurlu kimdir? Cebrail mi, insan mı? İnsan. İnsan kusurludur. En noksan kimdir? İnsandır. İnsan. En mütegayir kimdir? İnsandır. En kararsız kimdir? İnsandır. En elemli insan, en elemli kimdir? İnsan. Onun için cismaniyettir, onun için insandır. En cahil insan. En cahil olduğu için en alemi gösterebiliyor. Kaliteli ayna. Kaliteli, bak şimdi. Cismaniyetimiz aynadır, Allah'ın rububiyetini gösteriyor. O cismaniyet aynasında gözüken esma-i ilahiyeyi fark edip farkındalığa gelen kişi Furkan oluyor, canlı Kur'an oluyor. O canlı Kur'an olmasının hayattaki eylemsel durumu ubudiyettir. Ubudiyet miratında, miratta gözüken uluhiyettir. De artık esma kalıyor mu abi? Ne? Ubudiyette. Yani artık o esma gözüküyor, ondan sonra o başkası... Başka bir şey. Mesela bak, bu ayna düşün. Burada ben gözüktüm. Ben burada gözüktüm diye, ben bu muyum? Burayla alakam var mı? Yok. Kardeşim, ruh aynadır. Tamam mı? Cismaniyette aynadır. Rububiyet demek Allah'a pergeli koy, Allah yönünden mahlukat yönüne, tecellisine rububiyet, mahlukatın fark edip ibadet ve ubudiyet yaparak Allah'a takdim etmesi farkındalığını, rububiyetine karşı uluhiyetini göstermektir. Yani ubudiyet aynadır, mirattır yani. Mirattır. Ruh mirattır. Yani ubudiyet mirattır. Sen şunu diyeyim. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ubudiyet. Bu mirat. Hiçbir şey yok. Bu ubudiyet mirat. Ayna diyeyim tamam öyle. Bu ubudiyet miratında Allah bir adım atana on adım atıyorum diyor ya. Hasene bir onunla çarpılır. Allah bize tecelli etme rububiyetiydi. Biz ubudiyetle Allah'ın kurbiyetine yakın oluyoruz. Kişinin güneşin yakınlığına kurbiyet. Güneşin bize yakınlığına akrebiyet. Biz güneşe yakın olmak için 150 milyon kilometre kat etmemiz lazım. Güneşin böyle bir problemi yok. Işık hızı 300 bin kilometre bölü neydi? Saniyeydi değil mi? Saniye. Ha. Şimdi ben ubudiyet ediyor muyum arkadaş? Evet. Ubudiyet aynasında Allah tayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu anlar. Bu uluhiyet mi oluyor? Akrebiyet oldu işte. O bak şimdi. Değil. Evet ama tanımlayayım. Ben ubudiyet yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oruç tutuyorum. Ubudiyet. Yani ubudiyetin toplamı. Oruç tut. Koy tencereye. Namaz kıl. Koy tencereye. Tefekkür et. Ders dinle. Ders yap. Ne bileyim sadaka ver. Yani Allah'ın emirlerini. Başka yetmiyor. Nehirlerini. Koy. Emirlerini ve nehirlerini. Defi mefası. Terk-i kebair. Karıştır abi. Bu bir mirattır. Bunun adı ubudiyettir. Arz, fark, noksan, kusur da var. Tümünün adı. Ondan sonra o aynada Allah adım atıyor. Sen mi böyle bana bir yöneldin böyle ibadet? Ben de sana basiretini, dirayetini, ferasetini, kemalatını, enfus alemini senin ubudiyet aynanda
tecellimi göstereceğim. Rububiyet tecellisi değil bu. Bu rububiyet tecellisi ayrı bir tecellisi. Ay, ben bu rububiyetime karşı ubudiyetini takındığın için ben de o ubudiyetin içerisinde, çünkü uluhiyetim mevcudatta gözükemez. Uluhiyetim ubudiyet yapan da gözükür. Onlar da uluhiyetin şeylerinde az önce saydığımız evet. Dirayet, feraset. Evet. Uluhiyetin tezahürleri. Yani ubudiyette Allah adım atıyor. O ubudiyet aynadır. Ubudiyet netice değildir. Ubudiyet aynadır. Orada Allah tayin ve teşahhus ediyor. Allah tayin ve teşahhus etti mi bizde ne getiriyor da Allah yani vurdu gitti bir yağmur gibi mi, yok. Bir şey bıraktı. Bize basiret, dirayet, ferasat, kemalat bırak. Risalet tarafı selam. İşte o ubudiyet amiratında Allah taayyum ve taşahhus etmesine uluhiyet. O ubudiyeti niye yaptık? Rububiyetini fark ettik. Anlıyor musunuz? Ne olur? Çok güzel. Çok güzel. Biz eskiden şey sanıyorduk abi, Allah canibinden şimdi mesela uluhiyet diyorduk. Biz rubiyet diye düşünmüyorduk ama Allah'ın uluhiyeti şeyde kainatta gözükemez. Ancak insana vurduktan sonra... Ubudiyet de gözükmez. İbadet de gözükmez uluhiyet. Aynasız risale. Ağacın ibadeti yok mu? Var. Meyve vermesi. İbadet diyor. Mesela kafirler dahi şükrü fitri yapıyor şükrü. Fitri ibadet, ibadet diyor. Mesela leziz tahamlar, leziz yemekler, güzel kokular şükrün davetçileridirler. Şükürdür bu. Yani bu ibadettir arkadaşlar. Kafir de ibadet ediyor, ubudiyet etmez. Ağaçlar ibadet eder, ubudiyet etmez. Sırlar ibadet eder, ubudiyet etmez. Ubudiyet insana mahsustur. Hamd insana mahsustur, tamam mı? Şimdi ne yaptı? Allah'ın rububiyetini, Allah'ın esma-i hüsnasının ya tecellilerini fark edip insanda cem olmuş. Bu rububiyetin aynası cismaniyettir. Cismaniyette Allah'ın rububiyetini, yani benim özel olduğumu anladım. Ben özelim. Bütün mevcudat bana bakmasıyla tüzelim. Ehad. Tamam. Ehad. Tamam. Baktım ki bu kadar Allah'ın rububiyetini ve sistemi bana dönük ve benim üzerinde çalışıyor her şey. Benimle. Yani istebilip istebilmesin insan üzerine çalışıyor. Müslüman ise, mümin ise bunu fark ediyor. Bunu fark ediyor. Orada bir fare geçti diyorsun. Aa, fark etti. Bir asırlar itibas etmedi. Fark etti, tamam. Aa, oradan geçiyor. Yani insan rububiyetini fark etti Allah'ın. Rububiyetini fark eden farkındalığa geliyor. Şuur imanı oluyor, tamam mı? Bu sefer bu fitri olan ibadetini ubudiyet olarak göstermek istiyor. Bunun o ubudiyet olarak göstermek de canlı Furkan, fark eden Furkan olur. Yani ibadet ayna, ubudiyet mirat oldu. Sana. İbadet aynadır. Aynedir bu alem, aynedir bu alem, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-i Muhammed'den, aynayı Muhammed demiyor, mirat-i Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat toprak gibidir. Dönüştüren, değiştiren, inşa eden. Ayna ise değiştirmez, dönüştürmez, seni sana gösterir o kadar. Ayna bu beni gösterir. Toprak ise toprak öyle bir mirattır ki ağaç çekirdeği ağaç verir. Değiştirip dönüştürüyor. Mirat-ı Muhammed'den. Aynayı Muhammed'den demiyor. Mirat-ı Muhammed'den. Risalet lazım ubudiyet için işte abi. Risalet cenahı lazım. Olmuyor ki. Şimdi bu fark etti. En kaliteli fark eden kişi Resul'dur. En kaliteli fark ettiği için en kaliteli ubudiyeti olur. O ubudiyet eylemsel hali nübüvvettir. Farkındalık risalettir. Onun aynası miratında, mirat-ı ruhunda yani ubudiyet aynasında en kaliteli uluhiyet onda gözükür. Şöyle diyebilir miyiz? Yani Cenab-ı Hak malzemeyi veriyor. Biz de ustalığımızla onu işte dönüştürüyoruz. Odaya, tuvalete dönüştürürüz.
Hani orada biraz uluhiyet, uluhiyete yani, dönüştürüyoruz. Evet. Evet. Yani artık ne anladıksa, dünden beri kendimi şey yapıyorum, yırtıyorum. Uluhiyet, rububiyet. Güzel, daha iyi oturdu abi. Oturdu inşallah. Yani arkadaşlar, uluhiyet sizin alakası yok. Rububiyet de sizin alakası yok. Uluhiyet de sizin alakası yok. Allah'ın rububiyetini, Allah'lığını, Allah'ın Allah olduğunu, ben mahluk olduğumu bilmeyle Allah'ın Allah olduğunu anlarım. Ben mahluk olduğumu bilmezsem, yaratıldığımı anlamasam yaratanı intikal edemem. Eğer ben yaratıldığımı fark etmesem yaratan benim dünyamda yoktur. Talip olmasan öğretmen olamadığın gibi. Mesela Allah'ın rububiyeti, yani rububiyet ve uluhiyeti bir daha şöyle diyeyim. Allah canibinden pergeli koy, pergelin ucu rububiyet. Daireyi çiz. Bu rububiyetin çizmiş olduğu o pergel noktası demir ile kalemin çizmiş olduğu o dairenin adı uluhiyet. Yani Allah tarafındaki yön tecellisine, bu da Allah'ın tecellisi. Uluhiyet de Allah'ın tecellisi, dikkat et. Ama Allah cismaniyete vuruyor. İkisi de Allah'ın tecellisi bak. Kainata kadar değil mi? Rububiyet dediniz, kainata. Evet. Arşa kadar. Evet. Cismaniyeti Allah rububiyetini tecelli ettiriyor. Allah vuruyor bak. Uluhiyeti de vuracak. Şimdi bunu fark etti adam. Dedi ki Allah Allah, bütün kainat bana çalışıyor. Ondan sonra bedenimdeki maddi ve manevi uzuvlar ve organlar, hissiyatlar, latife, hiçbirisi benim değil. Ben bunlar kullanıyorum. Allah her şey bana çalışıyor. Dikkat ederseniz sığıra bakmıyor yani. Yıldızlara kadar simamım. Bunu fark eden insan fark etti, tamam mı? Şey yaptı bu sistem. Fark ettiği anda o fark etmek çok önemli. Aydınlanma bu. Aydınlanma. Felsefede aydınlanma bu. Buraya kadar geldi adam. Şakyamuni Buda. Buraya kadar geldi. Bunu fark etti. Bütün kainat bize bakıyor. Tamam mı? Şimdi bütün o... Niye? Mesela şimdi bana söyler misin? Çilek sana niye bakıyor? Güneş ışınları sana niye bakıyor? Dünya senin akciğerine göre niye nem derecesini ayarlamak için 23 derece 27 dakika eğiktir? Nemi ayarlamak için? Basıncı ayarlamak için? Niçin denizin dibine basınca inerse patlarsın, havaya çıkınca da patlarsın? Niye hayat şartlarını? Bunu bir fark etti, tamam mı abim? Bu sistemi fark etti. Rububiyeti fark etti. Yani rububiyet demeyeyim, Lazca söyleyeyim. Rububiyet sistem. Bu sistemi fark etti. İşleyen sistemin adı rububiyet zaten. Bunu fark etti. Vay! Bu fark eden farkındalığın bizde bir şuur olur. O fark etmenin adı şuurdur. Şuur. O zaman Furkan oldu. Bu canlı Kur'an'dır şimdi bu. Bu canlı bir Kur'an. Fark ettiği anda Furkan olur. Bu işler tesadüf olmaz. Bu işler tesadüf olamaz. Kuyu da 8'in sözde incir ağacına takıldı. Orada bir tane kelimeyle sistem değişiyor. Ne dedi orada? Bu işler tesadüf olamaz. Tılsım var dedi. Bu işler tesadüf olamaz. Kelime. Sonuç ne? Burada bir tılsım var dediği anda Furkan oldu bu adam. Canlı Kur'an. Bütün sistem değişti. Kuyunun üzerindeki aslan ata, kuyu kapıya, aşağıdaki ejderha ona hizmetkar oldu. Hepsi buyurun efendim. Serfur ettiler, şapkalarını çıkarttılar. Buyurun, biz de senin için hizmetçiydik. Seni bir yere taşımak için aslan gözüktüm. Bir yere seni taşımak için senin canına zaten gözüktüm. Zaten öyleydi değil mi? He? Zaten öyleydi. Zaten öyleydi ama. Ama sen bizi böyle gördün. Ya beni niye korkuttunuz ey canavar, ey aslan? Hayır, biz böyleydi. Böyle, ya öyle değil mi? Hayır. Sen bizi atı aslan gören senin zannındı. Sen zandın. İkisi de aynı dünya. İkinci sözde diyor ki nazarında böyle bir dünyaya düştü. Öteksi içinde diyor ki nazarında bir dünya var. Dünya yok. Hiç kimse hakiki dünyayı görmemiştir. Peygamber dahi. Herkes derecedir. Derecesiz gören Allah'tır. Dereceli herkes gören mahluktur. Yani ne diyor? Nazarında bir memlekete düştü. Memleket aynı.
Bak! Allahu Ekber. Suçlu ve suçsuz. Ceza eşit olur mu? Adem Aleyhisselam aldandı. Şeytan aldattı. İkisi aynı olur mu? Birisi aldanmış ya kardeşim. El insaf ya, merhamet ya. Adem Aleyhisselam aldandı. Şeytan aldattı. Eşit olur mu ceza? Mahkemeyi kuran Allah. Dedi ki ceza aynı. Ceza aynı olması için suç aynı olması lazım. Adem Aleyhisselam aldandı. Şeytan aldattı. Cezaya bakın. İkiniz de yeryüzüne inin. Ceza aynı. O zaman suç aynı olması lazım. Hayır. Bir tanesi tavsiftir. Bir tanesi sürgündür. Biz Bodrum'da iken hapisten Rize'de geldi dedi ki merak etmeyin bu akşam da sabredin. Sizi Sinop'a sevk edeceğiz yarın. Sinop. Tamam mı? 98'de. Sinop hapishanesi bizce çok şeydi. Çok korkunç bir hayal. Sinop ağır ceza mahkemesine düşüp de sağlıklı çıkan, çoğusu ölür. Sağlıklı çıkan, verem olur. Kesin en az verem olur. Bizim köyde bir kişi vardı. Öldü, çıkamadı yani. Sinop, çünkü belden aşağı su. Belirli günde belden aşağı sular altında yaşıyorsun orada. Tamam mı? Orada mümkün değil. Yarın dedi Sinop'a gideceksiniz, tamam mı? Sinop, şeytan gibi gitti. Ama Sinop'a vali olan giden var. İkisi de memnun. İkisi de Sinop'a tayin edildi. Birisi vali, birisi de şey. Ben de şerif ederim. Şimdi ikisi de Sinop olan dünyaya geldi. Birisi tavzif. Vallahi ne iyi yaptı ya Adem Aleyhisselam geldi de ya. İyi yemişler. Hey ya, acayip bir yer ya. Çorlu olur mu? Halılar var, şeyler var. Ya ben tutamıyorum duygumu ya. Bağışlayın ya. Ne kadar lazım ya. Vallahi istemem ya. Bir kere usul bakımda Allah böyle yapmış, en doğru yapmış. Vallahi istemezdim. Hep cennette olmazdı ki. Cennette hakikaten bir şey olurdu yani. İyi ki gelmiş yani. Üç tane sistemi aktif etti. Bir, yani bana öyle bir iyilik yaptı, öyle bir iyilik yaptı ki Adem Aleyhisselam sorumlu. Minnettarım ey Allah'ın peygamberi. Ya Rab selamımızı ulaştır ona. İyi ki öyle yaptırdın. Niye? Eğer Adem orada kalsaydı ben Adem'de kalacaktım. O zaman ben Adem'de kalmak, o tüyler ürpertici, nihayetsiz, sonsuz azap olacaktı bana. Yani olmayan bana. Ben Adem'de içlikte kalacaktım, ben vücuda gelemeyecektim. Adem'in hatası gibi gözüken şey benim vücuduma çıkmamın aktif sistemini oynadı. Beni vücuda çıkarttı. İyi ki yaptın ey baba, sana minnettar. Şeytan ve dayanamadı çıktı. Babası. O da şeytanı kullanmış. İş yaptık diyor. O da şeytanı kullanmış abi. Şeytanı kullanmış ya. Sonra dedi ki işte maneviyatın inkişafı, istidatatı berçinin inkişafı ve imbisatı. Üç Esma-i İlahi aynı darlık. Bir tanesi dedi ki abi dedi cennette Esma-i İlahi aynı darlık olmuyor muydu? En azami oluyordu. Evet tamam burada ne alakası var? Ama zat esması orada olmuyor. Allah kainata sıfatlarıyla var. Zatıyla yok. Zatı insanda var. Olabilmesi için burada lazım. Öyle bir dünyanın buranın öyle bir sistemi var ki zat esması burada inkişaf ediyor. Cennette olmuyor. Rıza-i İlahi burada oluyor. Ahirette olmuyor. Cennetin cenneti burası. Rıza-i İlahi var burada. Rıza-i İlahi var burada. Cennetin öte şeyi var burada. Abi var yani. Cennet hakikat itibariyle dünyadan üstündür. Ama dünyanın içinde dünyalı olmayan birisi var ki mahiyet itibariyle cennetten üstündür. O da insandır. Cennet hizmet mahallidir. Hizmet alan insandır. Aziz misafirine hoş amedi ediyor dünya. Güneşleri vuruyor merak etme. Korkma bizden tefahüş etme diyor güneş. Herkes bize hizmet ediyor. Çünkü dünyanın üstünde aziz misafiri var. Çok acayip bir garip bir misafiri var. Beni Adem var. Sonra bomba olup patlasa da gülüyor. Evet. Yani bakın dünya hakikat biliyorsunuz esmadır. Dünya ve cennet arasındaki hakikat kıyas edilmeyecek kadar cennet harikadır. Allah Kur'an'da methediyor. Ama o dünyada bir beni Adem var. Onun bir mahiyeti var. Beni Adem'in o mahiyet itibariyle cennet bir şey değil. Çünkü cenneti isteyene ver diyor adam. İsteyene var onu. Çünkü cennetten üstündür beka. Beka burada anlaşılır. Cennette beka olduğu halde orada olsan yine bilemezdin. Ondan sonra bekadan üstündür. Rıza. Rıza ilahi burada kazanılacaktır.
Ya, orada olmayacak. Neyin yeri abi? Sadece ikram yeri mi? Hayır. Esma, o zaman? Esma-i Hüsna'nın en azami tecelligahın mazariyet yeridir. Zahidayı burada değil mi de en azami mazariyet yeri? Esma burada zat. Burada değil. Burada Esma-i Hüsna var dünyayı kastediyorsan. Dünya yani. En cami orası. E burada ne var? Var yani. Esma'nın en azami mazhari yeriye cennet olması için. Değilse evet. Biz onun ikram yeri filan mükafat yeri diye anlıyoruz ya aslında evet. Esas şey değil öyle. Değil öyle. Zaten vardı mükafat. Yani Esma Esma'nın en azami tecelli yeri orası. Esma. Ama burada ne var? Burada bir misafiri var. Buna gerek yoktu o dünyaya. Ama bu misafirin batınında bir mahiyet var. Cennetin de ta arkası, hatta cennet bile onunla yapılmış. Mahiyeti insaniyenin, istidadat-ı maneviyenin imbisat ve inkişafı, bir de maneviyat ne? Esma ilahiyen. Bir de birincisi neydi? İstidadat-ı terakkiyat-ı manevi beşeri. Terakkiyat-ı bak, üç tane şey. Terakkiyat-ı manevi beşeri. Terakkiyat-ı manevi beşeri. Sonra İstidadatı beşeriyenin imbisat ve inkişafı. 2-3 Esma-i Hüsna'ya en azami derecedeki, yani zat-ı isimler var ya, zat-ı isimler en azami cennete tecelli edemez. Allah, Ehad, Samet. Çünkü Allah kainatta, mahlukatta sığmadı. Zatı olmaz, sıfatları var. Zat-ı insan. O insandaki o sistemi nasıl aktif edecek? Allah'ın en zıttı olan bir mekanda olur. Evet, o zaman cennette zati isimler ve rüyetullah. Bilinir. Rüyetullah. Rüyetullah var. Bir şey, Esma burada mı? Zati isimle. Yok. Mesela Rahman'ın rüyetçisi var. Rahman. Rahim var. Esma seviyesinde. Tabii Esma'dır. Rüyetullah da farklı. Mesela diyelim ki hakimin gözükecek. Hakim burada eşya olarak biliniyor. Ama hakim bizde tefekkür olarak zetleniyor. Bak hakim hikmetli yapmış. Bizde ise hikmet dolu sözleri, yaşantısı, manası. Herkese orada hikmet rüyetüsü var. Rüyeti. Hakimin rüyeti var. Ama Allah'ın rüyeti. Allah da isimli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahmanirrahim. Rahman'ın rüyeti var. Rahim'in rüyeti var. Allah isminin de rüyeti var. O rüyeti burada olacak Allah isminin. O zaman abi şey diyelim mi? Huzur cennet için. Yani burada yani. Burada, burada müşahede ediliyor. Zati esmalar burada oluyor. Orada olmaz. Çünkü niye? Alemi şehadet Allah'ın en zıttıdır. O zaman en camidir. Şöyle diyeyim. Allah'ın isimlerini hava mı daha iyi gösterir? Su mu, toprak mı? Toprak. Niye toprak? En kesif değil mi? En kesif. En kesif, en latifi gösterir. Çünkü latifin en derinliklerini, en inceliklerini gösterir. Mesela ayna mı parlak, toprak mı parlak? Ayna parlak değil toprağa göre. Ayna suretimi gösterir. Ama toprak ise hakikatin çekirdeği tutun aynaya, suretini gösterir. Ama toprağı atın, içini çıkartır. İşte cennet benim içimi çıkartamazdı. Benim düş dünyamı tanzim ederdi. Yeme, içme, gitme vesaire şunlar bunlar. Ay vay falan. Ama benim batınım nasıl çıkacaktı? O zaman hususi dayız abi. Hususi cenneti burası oluşturuyor o zaman. Şimdi umumi bir cennet var, bir de hususi cennet var. Umumi cennette dünyaya gelinmeden bulunan yerdir. Yani Adem Aleyhisselam buraya gelmeden olduğu yer umumi cennettir. Hususi cennet değildir. Dünyada yaşadıktan sonra terakkiyat-ı maneviye beşeriye, istidadat-ı beşeriyenin imbisat ve inkişafı ve esma-i ilahiyeye en azami derece mazareti nispetinde insanın umumi cennet içinde hususi cennetini burası oluşturuyor. Cennetin cenneti buradan oluyor. Cennet orada vardı zaten ama cennetin cenneti, hususi cenneti buradan oluyor. Sana bir o zaman cennet esmaya ayna. Dünyada mirat mı? Dünya değil de yani alem-i şehadet. Evet, alem-i şehadet içinde aziz misafiri. Çünkü bu dünya ve alem-i şehadet insanın istidadatını, mahiyetini, hakikatini imbisat, inkişaf ettirmek için malzemedir.
O zaman bu insanın mahiyetini inkişaf ettirmek için bu sistem kurulmuş. Bu sefer İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, Allah insanın ruhuna, enesine taayyum ve teşahhus ediyor. Burada. Bak, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. 9. sayfa şualar. Orada Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Sakın lügatta gitmeyin, yanılırsınız. Sakın ha lügatta taayyum ve teşahhus. Orada ama işte bu ama şey yapamıyorum ki. Allah'ın zat-ı isimlerin Allah taayyum ve teşahhus etmesi için Allah bak kainata isimleriyle var. İnsanın enesinde, ruhunun ruhunda zatıyla var. O zatının taayyum ve teşahhus edebilmesi için bu sistem lazım. Bu sistemle biz cennete gideceğiz. Geldiğimiz yere mi? Hayır. Geldiğimiz yer umumi cennettir. Komple bir cennettir. Ama cennetin içinde cennetler var. Hususi cennet. Herkesin dünyası ayrı. O cenneti burada oluyor. Hususi cennetlere de misafir gidebiliyorsun herhalde abi. Hususi cennetlere... Hususudur ama aslında. Ben böyle gidildiğini görmedim. Menazir-i Sermediye'deki... Menazir-i Sermediye manzaraları orada. Yani orada neler olacak sana? Umumi cennette ala sürürü mütekabilin, köşeli masa yoktur bak. Böyle mesela masalı alacağın zaman bu insan böyle hissiyatını şey yapmıyor. Yuvarlak olmalı. Çünkü Allah Kur'an'ında yuvarlak masalar diyor, tamam mı? Etrafında müminler toplanacak diyor. Bu umumi cennet. Hususi cenneti kimse kimseye giremeyecektir. Ezeli ve ebedi olarak. O umumi şeyin içinde böyle bir şey. O da buradan. Böylelikle 9. mu? 10. cismaniyetimizi kapatıyoruz. Bir de şurada cismaniyette de kusur, noksan, mütegayit, elem ve kararsız. Harika! Ne? Kararsız mı? Elem mi? Kararsız. Ha kararsız. Bu 4 tanesi... 5. 4 tanesi aynı köken ama kararsız niye farklı? Ne demek kararsız? Kayyumiyet olması için. Kararsız olacak ki kayyumiyet gözüksün. Kararlı olan yerde kayyumiyet olmaz. Ve üzerine su içeceksin bu işin için. O sayfayı bir daha yapalım. Yani fikren kararsızlık değil mi bu? Bunu ne fikri? Ne yapmadık daha değil mi burayı? Varlık kararsız Mehmet'im. O anlamdaki kararsız. Kardeşim, kararsızdı demek, kararsızlığın dindeki kayyumiyet. Kararsız olacak ki kayyumiyet olacak. Ama bunu anlatamadı Musa Aleyhisselam avama. Dedi ki, Allah uyur mu? Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm ve la nevm. Allah uyumaz değil mi? Allah uyku tutmaz. Musa Aleyhisselam'a dediler ki Allah uyur mu? Allah uyumaz. Nasıl uyumaz dedi ya? Peki dedi. En kuvvetli adamınızı getirin dedi. Hem kaymeti anlatıyor. O testiler o zaman çan attı. Yani topraktan. Tut dedi. Ben sana dur diyene kadar tutacaksın. Tamam Musa dedi. Herkese bir gün iki gün yazıyor ki iki buçuk gün, üçüncü gün dayanabilmiş. O uyumuş ve testiler düşmüş eline ve kırılmış. Allah da uyusaydı bu kainat testi gibi kırılacaktı. Onun için Allah uyku tutmaz. Tamam ya Musa dediler. İşte o tuttu tutmadı, getirdi getirmedi kararsızlık. Kayyumiyet böyle gözüküyor. Allah bu kainatı kabzi tasarrufundan tutması için kararsız olması lazım ki tutun. Kararlıyı tutmaya gerek yoktur. Kararlıdır. Yani çanak çırnak yapmaya gerek yok. Kabın içinde su duyuyorsa durur o. Peki kaybet niye var? Mevcudat kokmasın diye. En hayatı canlandıran, hayatı aktif eden sudur. Onu durdurun kaba. Günlerce kapalı tutun. Suyu hareket etmeyin, su kokar. Ha, bu mevcudat kararlı olsa kokar. Kararsız olacak ki hareketlendirsin, meyve, evlat doğursun. Ama bu sistemi de, bu sistemi tutacak bir sistem lazım. Onun adı da kayyumiyet. Onun için harika, kusurlu yapmış, kusursuzdu. Bu fevkalade harika, mükemmel, kusur. Ya şöyle diyeyim. Ağrı o kadar büyük nimet ki. Oradan kadar. Mesela miden ağrıyor. Miden ağrımasın, bir arıza var.
Aa gitti çürüttü, çürüdü yok oldu. Bunu nasıl tamir edeceksin? Ağrı ile. Ağrı organ kadar kıymetlidir. Ağrı yapmak Allah lazım. Ağrı çok büyük nimettir. Alarm sistemi. Alarm sistemi. Onun için kusurlu yapmak için bak Allah kusurlu yaptı. Aslında her şey kusursuzdu. Kusurlu yapmak zordur. Dikkat et, kusursuz yapmak demedim. Kusurlu yapmak zordur. Ölüm zordur. Dünyayı yapmak cehennetten zordur. Ne diyorsun ya sen? Dünyanın malzeme, cennette güneş yok. Yoksa gölge olur. Cennetin malzemesi nur ve nurani. Her şey her yerde zaten. Orada sistem kurmak kolay. Ama her şey her yerde olan bu elektron, enerji, nuru tutacaksın, kalem yapacaksın. Cennet orada ayrı, cehennem ayrı. Burada hepsini karma yapacaksın. Cennet, cehennemi, iman, küfrü aynı yere koyacaksın. Çok zordur. Güneşi yapmaktan zordur. İyi dinleyin. Güneşi yapmaktan zordur odunu yapmak. Ne diyorsun ya? Güneşi odunun içine koymuş. Odunun içerisine güneşi koymuş, yetmemiş. Onun zıttı olan dumanı koymuş. Çünkü odun donmuş güneştir ama duman da var. Karma yapmak ve dengede tutmak zordur. Şöyle diyeyim sana. Sen komutansın. Veya öğretmensin. Haylaz. Herkes herkesin aleyhinde olan. 10 tane çocuğa öğretmen mi olmak istersin? Bir kişiye itaat eden 10.000 kişiye talebe veya mübala olmasın. 100 tane talebeye öğretmen mi olmak istersin? Sistemi, herkes terbiyesini biliyor, oturup kalkmasını biliyor, sınıf başkanını biliyor, hocasına kalkıyor, terbiyeli. Aynen. Bu 100 kişiyi idare etmeye mi talip olursun? Haylaz, geçimsiz, herkes herkesin hani ne yapacağı belli değil, cam kuruyor, camdan aşağı atıyorlar adamı, 10 tane talebeye. Dersten sonra bir süre. 11 bir kişi bile kaldırılmaz. Evet. Kardeşim, bu kararsızlık yapmak, kararlıyken, kusursuz iken, kusursuzdan kusurlu yapmak, muayyen iken muayyensiz yapmak, sistem iken elem yapmak, mükemmel iken noksan yapmak, noksan yapmak çok zordur. Ölümlü yapmak. Ölümlü yapmak zordur. Ölümsüzü. Kur'an yapmak çok zordur. Efendim? Kur'an ayetini yapmak. Evet çok zor. Zaten maddede de böyle değil mi abi? Katı hal, en kararlı hal, gaz hali en kararsız hal. Ya. Yani o en kararsızı kararlıya getirmek. Yani. Çok tuhaf değil mi? Evet. Peki. Namaz çok daha oldu değil mi? 15-20 dakika geçti. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat.